Ve başladık canlı diyor. Evet herkese merhabalar. Üzerine çalıştığım, C++ üzerine çalıştım oyun motorumu beraber geliştireceğimiz ve umarım uzun bir seri olacak bu canlı yayın serisinin ilk bölümüne, ilk canlı hoş geldiniz. Tabii şu an sorun izleyenler olacağı gibi canlı olan 13 kişi var daha şimdiden. Çok teşekkür ederim. Bu kadar büyük, güzel bir tepki beklemiyordum. Bu da motive edici oldu. Şuradan şunu kapatayım. Bir dakika pardon. Bu şeyi de özlemişim ve bu arada. başladık canlı yayındasınız diyor. Evet herkese... Bu de özlemişim bayağıdır yapmıyorum biliyorsunuz. Şimdi bir 5 dakika kadar siz Pardon. Bir öncelikle şunu yapmam lazım. Bir dakika. Bunu yaparsan hepimiz daha anlatacağız. Tamamdır. Yok böyle hiç olmadı. Evet. Bir 5 dakika kadar bu 2-3 ayda bir sessizim ne oldu onu özetleyeceğim. Ondan sonra bir 5 dakikada oyun motorun şu anki halini göstereceğim. Yani 10, 10 12 dakika içinde çalışmaya tam gaz başlayacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Şu an sadece sohbeti görmek istiyorum. Onu ayarlıyorum. Şeyi görmek istemiyorum. Ee, izleyen i̇zleyen sayısında moralim istemiyorum. Kötü değil ama düşerse falan. Aa her şeyi anlatacağım. Özettin demiş. Teşekkürler. Eray'cim keyifler nasıl? İyi. Umarım bu arada sizi de iyidir. İzleyenler için söylüyorum. Yani hem iyi sizdir hem de umarım sağlık iyidir. Tabii ki de. Sağlığınız iyidir. <laughs> Şimdi Biliyorsunuz ben bir zamanı bir video yayınlamıştım. Yani yılbaşından sonra galiba ya yani 3 ay önce falan bir video yayınlamıştım. O videoda da yeni bir oyun motoruna başladığımdan, oyun motorunu bitirip oyun yapacağımdan bahsetmiştim. Onun üstüne çok fazla şey yaşandı. Bunları teker teker şimdi anlatmayacağım. Belki ilerleyen bir videoda bu konuları anlatırım bir canlı yayında belki bir mini belgesel yaparsam sohbet ederken bunları anlatırım ama şimdi vaktinizi almak istemiyorum birazdan kotlama hızlıca geçeceğiz çünkü C++'a başlayacağız evet şunu özetleyeyim çünkü merak edenler var kusura bakmayın eğer ilgilenmiyor olabilirsiniz tabii ki de bu benim sürecimle ilgili ama merak edenler olduğu için hemen özetlemek istiyorum sonra hemen geçeceğiz İşte bu süreçte çok fazla şey değişti onları çok uzatmayacağım Birçok kez oyun oyun motoru değiştirdim ve biliyorsunuz ben oyun motorumu Java'da yapıyordum ve C++'a geçtim. Buna sebebini açıklayayım bu arada. Niye C++? Şuna çıkaracağım bu arada. Bu arada bu canlı müzik açmayı müzik açayım mı size soruyorum. Yani çünkü müziği pek ayarlayamadım ama ayarlamaya çalışabilirim. Ona göre müzik siz isteyin ona göre açıp açmayacağımıza karar veririz. Vay eski insanlar görüyorum. Eski derken yani eski canlı yayınlardakilerden görüyorum. Yeniler var. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi başlayacağız. Bir 3-4 dakika hızı rica etmiştim. yeni gelenler için söylüyorum. Şimdi neden C++? Bunun birinci sebebi. Önce kendim bireysel sebebim değil teknik sebebimden bahsedeceğim. C++ oyun motorlarında e, bence de açmayayım. Evet bana katılıyorlar. Bence de açmayayım. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Herkes açma diyor. Tamam tamam. Hiç sevmiyormuşsunuz. Keşke söyleseniz hiç açmazdım. Neyse. Eski canlını açmıştım çünkü birkaç kere de. Tamam gerek yok. Böyle bence de iyiyim. C++ performans olarak çok daha iyi. Bunu zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Size daha fazla bir e, kontrol sağlıyor. Onu söyleyeyim. Size daha iyi bir kontrol sağlıyor. işte hafıza tarafında başka taraflarda ki bunları bir kısmı göreceğiz zaten. Bu canlı beraber geliştirirken. C++'ın. E, bununla beraber C++ performansı daha iyi daha iyi kontrol sağlıyor ve bir noktada Java'ya göre cross platform biraz daha mümkün daha kolay demiyorum ama bence yani benim için söylüyorum daha mümkün çünkü mesela atıyorum ben bu oyunu çok büyüdüm ilerleyen zamanda konsollara yapmak istedim bu oyun motorunu Java'da bu çok zor değilim hatta imkansız galiba yani imkansızdan kastım anlıyorsunuz yani bir desteği yok yoksa her şey mümkündür ama bir destek yok. Bu noktada tabii ki C++'ta cross platform olayı kolay demiyorum. Öyle bir şey dersem <laughs> peki iyi olmaz. Çünkü değil. Ee, ama daha mümkün. The Chernodon'u gördüm. O kanalda biliyorum ama ondan ötürü başlamadım. Ama o kanaldan faydalandım doğal olarak. İyi bir kanaldı. Ben tavsiye ederim bu arada. Harun'un yazdığı kanalı. Faydalı videolar var. Faydalandım onun çoğu videoda. Şimdi işte bunu hızlı geçiyorum. O yüzden artık C++ oyun motorunu geliştireceğiz. Oyunu bırakmadım. Oyun tam gaz Hatta oyun için bunu artık... Tamam başlayacağım başlayacağım. Şunu söyleyeyim. Son sözümü söyleyeceğim. Hatta bunu oyunu... <laughs> oyunu merak edenlerin belki sevineceği yani merak edeceği bir şey olacaktır. Oyun için bir ekip kurdum. 3-4 kişilik Şu an o ekiple beraber hatta çalışıyorum. Team Matrix'in ben videonu zaten bitirdim. <laughs> Java ile yaparken. Ekiple beraber çalışıyorum. Yani oyun projesi güzel bir şekilde ilerliyor, büyüyor. C++'a beraber daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Muhtemelen bu biraz tuhaf gelebilir ama şöyle bir şey var. C++ seçmenin bir sebebi de zor ve ben zoru severim. Beni geliştirecek bir şey. Ben C++ daha önce çalıştım bu arada fakat gerçek anlamda onun o gücüyle pek karşılaşmadım. Çünkü ben robotlarla kullanmıştım. Onda bu kadar yoktu. Çok zevklidir ama sıkıntılıdır diyerek size başlıyorum. Yani dediğim gibi bu sürece çok fazla projem değişti ama projeyi asla bırakmadım. Bırakmayacağım da onu söylemek istedim. Tamam şimdi ekrana paylaşıyorum. Sizlerle ve yavaştan başlayalım çalışmaya. Şunu at. Evet ekran. Bu arada Visual Studio O bilgileri vereyim. Ee, bir dakika. Açacağım açacağım. Şuradan şeyi açmak istiyorum öncelikle. Projenin olduğu klasörü açacağım. şöyle. Heh. Tamam bu projenin klasörü de. Şimdi bakın projenin yapısından bir 5 dakika bahsedeceğim. Ondan sonradan kodlama işine başlayacağız. biraz boğazım ağrıyordu. Konuştuğum için bugün şey yaptım biraz. Ne zamandır C++ yapıyorum? Yani boyun motoru için 2-3 hafta oldu ama daha zamandan C bilgim var, çalıştığım bilgim var. Arkadaki 3 ekran diye çalışmıyorsun? Benim yani 4 ekran var çünkü. O annemin grafik tasarımcı. O yüzden. Ben yani 4 tane var. Sıkıntı yok. Bir de Mac var hatta burada. internet giderse size bir şey yazabileyim diye. Şimdi C++'da yazıyorum. Ben C++ 11'e göre kullanıyorum çoğu şey fakat burada 17'de ayarlı. Ama yani onu 11'e çekebilirim. Çünkü 17'lik bir özellik kullanmadım en azından şu ana kadar. Şimdi ee, çok detay inmek istemiyorum, Kardeşler, bilmeyenler olabilir fakat merak edenler için hızlıca özetleyeceğim. Premeik kullanıyorum. Ee, bunu değiştirebilirim ama premeik'in birçok faydası var. O yüzden onunla şimdilik devam edeceğim. Visual Studio 19 kullanıyorum gibi. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra proje yapısından bahsedeceğim. Şimdi bakın, bu bizim solution'ımız. Ee, bu arada C++ bilginiz hiç olmayabilir. Ben çok program tabii ki anlatmayacağım ama işin mantığını anlatarak ilerleyeceğiz. Şimdi bu solution bizim projemiz olarak düşünün. Yani proje demeyeyim de, bu bir alan. Bu alan içerisinde de farklı projeler var. Şu ikisini umursamıyoruz. Neden? Çünkü bunlar kullandığım kütüphanelerle ilgili. Bunlar biz bir şey yapmayacağız, bizi ilgilendirmiyor bunlar. Bizi şu ikisi ilgilendiriyor. Forpus, evet telaffuzu ilginç fakat bence fena bir ad değil. Oyun motorumun adı, geliştirdiğim oyun motorunun adı Forpus. Burada gördüğünüz Nightmare Bytes da oyunun geçici adı. Bayağı geçiş adı hatta. Projede gibi bir şey. Şu an için oyunluk bir şey yok tabii ki de. Biz oyun motoruna odaklanıyoruz. Ya burada bu yapıyı kurmamın... Ee, bu yapıyı kurmamın sebebi... Oyun motorunu... Bir şey haline getirdim. Ayrı bir proje burada gördüğünüz gibi. Bir Forbes olarak. Bir proje. Ki detaylara inmeyeceğim sıkmanızı... Sıkmak istemiyorum sizi. Şimdi birazdan aksiyona geçeceğiz. Fakat şunu söyleyeyim. Bu proje fakat bu DLL olarak Dynamic Library olarak kompile e, ediliyor ve Nightmare Bytes dediğimiz bu projeye de bağlanıyor. Yani bu e, detayı merak edenler için söyledim ama uzatmayacağım buraları. Şimdi oyun motoru çok başında. Yani burada bir sürü kod olabilir. Ki bir sürü kod da var. <laughs> çok zorlandığım birçok yapı da var aslında. E, yayın tekrar duracaktır. Bir aksilik çıkmaz sayında. Burada bir sürü kod var fakat aslında oyun motoru konusunda aşırı bir ilerleme seviye yok. Yani şunu demek istiyorum, çalıştığında anlayacaksınız. Oy elimizdeki oyun motoru bu. Compile etsin. Zaman alıyor. Compile. Ama bu kadar almıyor. Normal sanırım yeni açtığım için bir diyor. Bu kadar almıyor. Hani sürede bu kadar değil. Elimizdeki oyun motoru bu. Şimdi böyle bakınca burada oyun motorunu hiç yapmayanlar için Biraz tuhaf gibi bu ne yani buna mı seviyoruz diyebilirsiniz fakat bunu şimdi şunu söyleyeyim burada tavsiye vereceğim kendi tecrübemden faydalanacağım. Yani bunlar evet ders videoları değil fakat sizlere oyun motoru konusunda tiyolar verebileceğim videolar ve tiyolar da vereceğim ki mesela ben bunu yapıyorum. Bana çalışma canlı yayınları ben de İngilizce çok oluyor bunlar izliyorum. Ders videolarını izliyorum. O zaman yani işim olmasa da bir şeyler öğreniyorum. Benim te, hani bir fikir, bir yapı fikri bunlar hakkında kalması iyi oluyor. Şimdi oyun motorunda şöyle bir şey vardır. E, HDRP yapacağız zamanı geldiğinde. E, şimdi oyun motorunda şöyle bir şey vardır. Yapı iyi ya e, tabii karmaşık bir oyun motorundan bahsediyorum. Eğer yapı iyi olmazsa benim tecrübeme ve yaşadığım şeye göre saçım Neyse. Yaşadığım şeye göre yapıyı yapmazsanız çok sorun yaşıyorsunuz. Yani yapı en önemli şey benim gördüğüm. Opsinasyon falan filan ama bence yapı çok önemli. Çünkü siz bu oyun motoru oyun yapacaksınız veya başkası yapıyorsanız o oyun yapacak. Ve burada yapının çok iyi olması gerekiyor. Benim eski oyun motorunun hata oydu. Yapı yeterli değildi. Bunu siz de bir bakıma gördünüz arayüz konusunda. özel çok çektik arayüz konusunda. Yapıdan da kaynaklı. O sebepten ötürü e, yapı önemli ve yapıya çok önem veriyorum. Bu arada bu var. Bastığımda hata veriyor. Çarpıyor onu çözeceğiz. Onu da belki yapabiliriz. Sebebini tahmin ediyorum. C++ zor yüzden kaç verirsin? C++ zor değil de sana yaptırdıkları zor. Yani eğer iyi mantığını pek iyi anlamadan bir şey yaparsan ve karmaşık proje yaparsan için sonu sıkıntı çıkabiliyor. Yani bu sayı vermek yani istemiyorum kişiden kişiye değişir ve evet kolay bir dil değil ama imkansız bir dil de değil. Onu söyleyebilirim. Şimdi ne yapacağız? Şu an bir renderlama var gördüğünüz gibi. Yani ekran bir şey renderliyorum. Fakat bunu deneme amaçlı şu şekilde yapıyorum. Ben bunu istemiyorum. Yapı dedik. Yapı önemli. O yüzden bunu bir iptal edelim. Şu şeyi iptal ediyorum. Bu denemeydi tamamen burada yaptım. Şimdi oyun motorunun bütün yapısını anlatmayacağım. Çünkü zaman alır. Fakat onun yerine temel temel geç gideceğim. Yani üzerine çalıştığım şeyleri. Şimdi oyun motorunda layer dediğim bir şey var. Bu benim geliştirdiğim bir yöntem değil bu arada. Kullanan hmm, kullanılan bir şey. Layer yani katmanlar var. Bu katman olayı şu çok büyük bir numara değil aslında. Farklı katmanlar koyuyoruz. Burada katman dediğim şey biz yapıyoruz. Bunu söylediğiniz çoğu şeyi biz yapacağız. Neden C++ açıkladım yayın başında tekrardan izlersin. Şimdi sonunda açıklarım tekrar benim için sıkıntı değil de izleyen 30 kişi var onlara şey olmasın. Ee, <laughs> Heyecanladım mutluyum. Umarım size iyi gidiyordur. Faydalı olacak daha yeni başlıyoruz o yüzden merak etmeyin. Aksiyonu bilinecek birazdan konu. Şimdi layer dediğimiz katman dediğimiz olay şu farklı katmanlar var. Ve ben bu katmanlara mesela Nesneler yerleştiriyorum. Nesne, nesne, nesne. Şimdi bu nesneler. Burada önerileniz bir şeyler geliyor. Görüyorum Onlar arada giremiyor ama ben okuyorum. Merak etmeyin. Nesneler var mesela. Diyorum ki 3 katman var. Buna birer nesne koydum. Katman olayı şu. Ben bu katmanları bir sıraya dizebiliyorum. Yani hangi nesnenin ne zaman renderlanacağını belirleyebiliyorum. Peki bunun diyebilirsiniz önemi ne? Bunun önemi şu. Mesela ben arayüz geliştirdim. Arayüzü tabii ki de en baştaki katmana yerleştireceğim. Çünkü önce onu render en son pardon. Yani en baştaki katmanı veya en son katmanı bizim baktığımız sıraya göre değişir. Fakat o sıra sayesinde en son diyelim biz, en son renderlanması her şeyin üstüne binmesini sağlayacağım. Veya atıyorum benim debug için yani inceleme için kullanacağım bir arayüz var. Sadece oyun motorunu geliştirirken kullanacağımız. Onu da bir katman olarak koyup sonrasında onu katman olarak komple sileceğim. Eray hızlı konuşuyorsun. Özür dilerim heyecanlandım. Tamam yani çok daha önemli bir şey yapmadım. Yavaşlarım sağ ol uyardığın için. Yani katmanlarda nesneler olacak ve bu nesneler renderlayacak. Olay bu. Ben katman sistemini bu oyuna ekledim. Çok bir şey yok zaten. Şöyle örnek göstereyim. Bu application bizim uygulamamız. Layer stack dediğim şey layer'ları tutan bir class. Bu benim ana kod. O, bu, bu arada main kodu. Sadece bu main kodu ve layer kodu var. Gördüğünüz gibi şeyde. Oyun motorunun değil oyunda. Bu layer kodu. <laughs> Şimdi mesela buraya bakıyorum. Test layer demişim. Bu benim örnek olması için açtığım bir layer. Bir katman. Bakıyoruz. İçinde şu an hiçbir şey yok. Yapısı çok basit. Yani pek bir numarası şu an için yok zaten. Bu arada bu katmanlarında update ve init fonksiyonları var. İngilizce bilmeyen için şöyle özetleyeyim. Bu her tur çalıştırılacak update. Bu da başlangıçta. Bunları da yaptım. Zor değildi zaten. Şimdi bizim şu an yapacağımız şey şu. Bu katmanları gördüğünüz gibi add entity komutuyla bir um, entity ekleyebiliyoruz. Şu yapıdan da hızlıca bahsetmeyeyim. Bahsetmeyeyim. Kodlamaya geçelim sonra anlatacağım. Tamam sıkmak istemiyorum size. Sonra anlatacağım. Şimdi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şimdi şunu yapalım. Burada bizim bir test layer'ımız var. Diyelim ki test layer nokta diyorum ama bunu şeye çevirecek, oka çevirecek o. Add entity yani bir entity ekle ve entity. Aa, pardon, hata almasamızdan ay yani ayıp olurdu şimdi bunu niye hata aldım gerçekten bir şey var inşallah odur düşündüğüm şeydir hemen layer'a bakıyoruz bakın daha şimdiden hataya başladık böyledir çok saçma niye hata aldım ben nerede bir dakika aa tamam anladım ee, olay şu onu yorumlarınıza bakayım klasik mekan yeterli mi sence fizikten bahsediyorum tam anlamadım sorunu bir gün yapay zeka uygulaması da yapabilir miyiz bu yani belki vakit bulursam bu oyundan e, buradaki hatamız şu açıklayarak gideceğim çünkü ben Ent'de burada oluştururken gördüğünüz gibi smart pointer kullanmışım bu da şu pointer bunların karnı olduğuna girmeyeceğim bir değişken gibi düşünün bilmeyenler için söylüyorum e, gerçi şuna söyleyeyim C++ olduğu için bütün programlama karanlığını açıklayamam çünkü karmaşıklar ama oyun motoru kavramını açıklayacağım. Zaten C++ bilenler var arada alım kadarıyla. Onlar da bana açıklama konusunda yardımcı olursa buradaki öbür insanları sevinirim. <laughs> ben de alışacağım. Bu canlıları sık yapmak istiyorum. Eğer sizin, siz de severseniz sizin önerinizden alacağım. Ona göre. Şimdi sıkıntı şu. Burada bir smart pointer ile bakın unique ptr ile ptr. Le, unique ptr ile açmışız. Fakat layer'a bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada raw pointer istiyor. Bu olmaz. Bunu hemen değiştiriyoruz. Onu yani bunu alıyorum. hata yapmışım yani hata. Scene object diyorum. Burada onun bulunduğu namespace. Hata niye alıyorum? Heh, tamam, almamam lazım çünkü. Fakat bu sefer şurada bir sıkıntı çıkacak. Hemen burada şey yapıyoruz. Ondan sonra layer'ın şeyi nerede? Kodu açmadım mı? Evet, burada da Burada hata verecek çünkü bunu değiştirmemiz lazım. Ve bu arada başlangıçlarda böyle biraz yapısal takılacağız fakat ilerleyen haftalar, hafta değil bakmayın yani ilerleyen zamanlarda şey olacak. Gerçek anlamda oyun motoru işine geçeceğiz. Yani toparlayamadım çünkü gözüm şu hataya takıldı. Ee, Görselliğe geçeceğiz. Ama buradan başlamak istedim siz de görün diye. İlgisi çe çe çekenler tabi herkes ilgisini çekmeyebilir. nefret ediyorum bu arada bunu belirtmek isterim. Bu <laughs> vektörlerle smart point arasındaki e ilişkiden 3 hafta 3 üç, üç gündür çekiyorum. <laughs> o yüzden şunu böyle düzelmesi lazım. İyi, umarım düzelir. Lütfen düzel. Den düzelmedi. Doğru yaptım çok eminim bu arada. Evet ya lütfen daha başlangıçtan böyle yapmayalım ama. Böyle hiç olmuyor. Daha yani yeni başladık. <laughs> ee, entity manager entity manager ne? burada bir yerde olması lazım ha. Referans almam lazım çünkü. Tabii ki de ya. Nasıl unuttum? Tamam. Pardon. Ee, smart pointer'ın referansını alacağım. Çünkü smart Point'den kopyalanamazlar. Kopya burada da biz bir kopyalama yapmasak da o kopyalamaya çalışıyor C++. O yüzden hata alıyoruz. Sen niye hata veriyorsun ya? Ha tamam. Ya korktum C++. Ee, abi keş bilgisayar var. O benim değil annemin bilgisayarı. Benim 4 monitörüm var önümde. O benim değil bu arada. Herkes ona takıldı o benim değil. <laughs> ben kullanmıyorum onu yani. Burada hemen şu hatayı düzeltiyoruz. Referans. Lütfen hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Yapma ama ayıp oluyor. Cık. Bak. Heh. Şunu söyleyeyim ben bundan çok çektim Ve bunlar böyle hata vermese çalıştığında Hata falan veriyor Eğer smart pointer hatasına girersek Ben direkt oradan çıkarım Başka konuya geçelim çünkü sizin sıkılmanızı istemiyorum Smart pointer'ları biraz hataları fena oluyor çünkü Şimdi öncelikle Bunu bu halde bir deneyelim Bir sıkıntı olmadığını herhangi bir hata verilmediğini Sen de hata verme artık düzelttim seni E hata lütfen hata vermesin Lütfen hata vermesin <laughs> Şu an tek dileğim bu Evet, aksiyon başlıyor. Hadi. C++. Ne? Ya. Yapma. Ya yapma ya. Neyin hatası bu? <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çekiyorum. Yani Şimdi öncelikle hata nedir? Şu bunları geçin. Bu bakın. Şimdi sip incelememiz incelemesi yapalım. Muhtemelen bunlar başka bir hatanın sonucu. Bunları geç. Ana hatamız bu. Ana hata bu. Şimdi multi teknik hata vermemiz lazım. Aklına gelen bir şey var. Embes bir dakika şey geçti. Bunu ara sıra yapıyor. Hem place back'i bir deneyeceğim. Olmuş. <laughs> evet güzelmiş. Gerçekten. Ya. <laughs> ya şimdi ama yani daha yeni başladık. Bize yazık değil mi? Soruyorum. Bir dakika. Bunu çözdük. Bu ne? Evet, C++ zor demi zor mu demişti biri. Şimdi şu an bu hata nereden verdiği belli değil. Gördüğünüz gibi çünkü kendi kütüphanesinde hata veriyor. Hadi bakalım. Daha o kadar C++'ın köküne gitmedim. Böyle diplere inmedim Ferdi ama onlarda ineceğim. O tarz şeylerde ineceğim. Böyle daha aksiyonlu oluyor. Arıyorum çünkü hatanın nerede olduğunu. Ama ne neyi değiştirdiğimizi biliyoruz. Yani bu arada hala 30 kişi diyor. Teşekkür ederim sıkılıp çıkmadığınız için. Korkuyorum sıkılacaksınız diye ama göz gibi benim de olan bir durum değil. Şimdi biz burada biz ne yaptık? Şunu ekledik. Demek ki sıkıntı burada. Vektörlere hiç girme de girmem lazım. Yani heap memoriden ben de şu an nefret ediyorum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir fikrim yok desem şu an ne olduğu ile ilgili. E, yani evet bir referans sıkıntısı var. Haklı. Pointer to the reference is illegal. Pointer to the reference is illegal. Ben neyi kaçırıyorum? Aha. Oo ya bakın bir yer, bir yani bir saat koymadım diye bu kadar acı muhtemelen. Bak şimdi 30 hata alıyorduk şimdi kaç hata alıyoruz? Nasıl ya? Bir dakika. Template mem. Hata sayısı arttı. Ne? <laughs> Oho. Ee, e, tamam bir dakika tamam tamam sakin adım adım yok et adım adım ilerleyeceğiz Çöz, çözeceğiz tamam tamam burada değil adım adım ilerliyorum burayı komple sildim kökünü bulsam sorun sorun çözerim Şimdi burada bütün bu smart point'a yani yine smart point'e takıldım inanamıyorum. Yani bela mı oldular kaç gündür. Smart point'dan bir komple kurtuluyorum. Bakın fail aldık bu arada yine. Hiçbir değişmedi. Çok güzel. Güzel. bir error. Tamam iyidir. Tamam kapa şimdi bunu boş ver. Sorun kökünü bulduk. Tamam. Ya sıkıntı o değil yani. Biraz köklü bir sıkıntı. Tamam. Güzel güzel. Şimdi adım adım bu sorunu çözeceğiz. Kendime inanıyorum. <laughs> Başlıyorum. Bun, bunu açtım. Bunda bir hata oluyormuş. Evet. Adım adım. Alıyormuşuz. Hem de yani bakın. Bir tane şey 110 tane hata veriyor. Çünkü. Bir dakika. Çünkü. Doğru mu tahmin ediyorum? Hayır. Değil mi? Değil. Çok saçma. Neden saçma? Size şunu söyleyeyim. Aynı şeyi ben burada yapıyorum. Burada değil. Burada yapıyorum. Bunun ne farkı var? Biri bana açıklayabilir mi? Bunun bundan ne farkı var? Bakıyoruz. Ya aynı. Unique PTR. Scene object. Yani entity'ye karşı bir yani entity'ye karşı bir nefreti mi var? Ben anlamadım ki. Benim görmediğim bir şey mi var? Ben aynısını... Tamam şöyle yapıyoruz. Panik yok. No panik. No panik. Olur böyle şeyler. Test yapacağım. Şöyle test yapacağım. Entity klasında bir sıkıntı olabilir saçma olsa da olabilir gibime geldi. Ya saçma da bence. Neyse. Gitmeyenlere bu arada hayattan teşekkür ve tebrik ediyorum. <laughs> Sağ olun. Ama yani ben buna takılmam. Onu merak etmeyin. Geçiş olarak baş çözümle yapar giderim. Bir failed mail aldık mı? Almadık değil mi? Aynen. Bir failed görmedim hiçbir yerde. Bu arada bunu galiba normal değil. Ben onu su canlı sonrası bakarım. Şimdi vektörü aldığımda patlıyor. İsyan ediyor resmen. Bakın şimdi. Vektör alıyorum. Ve C++ isyanı başlıyor. Cidden yani şaka makar bir hata veriyor. Ya entity class'ın ben bir hata yaptım. Bakın. For Pussy Object. Bir dakika. Aa, aydınlandım. Sanırım çözdüm. Bir dakika. Tamam tamam tamam. Sanırım emin bir dakika emin eminim 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 tamam çözdüm açıklıyorum açıklayacağım merak etmeyin yapıp geçmeyeceğim ama o mantıksız ki eyvah değil çünkü hatayı orada vermiyor Düşündüğüm şeyleri söyleyeceğim de şimdi boşuna söylemek istemiyorum. Tamam. Şunları koymamız... Evet açıklıyorum sorunu çözdük. Hayırlı olsun. Şunları koymamız gerekiyor. Bakın bunlar ne derseniz de size bir şey anlatmıştım hatırlarsanız. Smart Pointer'lar kopyalanamazlar. Çünkü onlar bir yeri gösteriyorlar. Pointer budur aslında hafıza bir yeri gösterir. Şimdi biz kopyalama yapmıyoruz. Ama burada kopyalama olayı bizim yani biz direkt yapmasak da yaptığımız şeyler şunu söyleyeyim. Vektör kopyalama yapıyor. Ve bu noktada biz vektör kullanmamız için de kopyalama sorunu çıkıyor. Burada yapmamız gereken şey de şu. Burada gördüğünüz çok da inmeyeceğim. Bunlarla bu sorun çıkaran şeyleri iptal ediyoruz bir bakım aslında. Yani olmazsa çok üzüleceğimi de belirtmek istiyorum. Bakamayacağım. <gülüyor> Bakamayacağım. <gülüyor> Dur içemeyeceğim. Herkes şu an nefesini tuttu bence. Ben de. <laughs> bu arada stresliyim ama bir sıkıntı yoktu. Ben stresten bakmayı unuttum. Ah. Tamam. Tamam. Bir kaza yaşandı. 15 dakikada hallettik. Ama biz umarım işler katmıştır bu ses. Yani bunu. Şuna bir bakın. Ben de bunu internetten toplayarak oluşturdum. Bu önemli. Bu smart monitor'ları böyle vektör kullanmak isterseniz bunu yapmanız lazım. Bunu size vermiş olayım. iyi bir tüyo. Benim çok işime yaradı. Tamam. Evet çözdük. Devam. <laughs> Benim vaktim bol bu arada. Neden dersin? Ödevlerimi hallettim. Bizim ödevler var. Bizim uzaktan eğitim. Ödevlerimi hallettim yarın için. rahat yani. Bu kadar uzun sürmesi hayal alamet Evet. Compile'in uzun sürmesi hayal alamet değil. Farkındayım ama çözeceğim. Yani ne ko ko yani şunu söyleyeyim. Ne optimizasyon ayarı yaptım. C++'ın compile ile ilgili. Ki aslında pre-compiled header'larda kullanıyorum ama. Neyse ya şimdi. Ferhat canımı sıkma. Biz burada seviniyoruz. Lütfen. O ona ben canlı sonrası bakacağım. Umarım onun sonra oyun motorunu baştan yapmaya gitmez. Ama bu çok araştırdım. Yani Do %100 doğru yapı demiyorum ama iyi bir yapıda yaptığımı emin gibiyim. Çünkü çok araştırdım. İnşallah. Şimdi şunları geri açıyorum. Bunlar hiç bilgisi yokmuş. Bunları boşuna suçlamışız çünkü. Employees back değil push back'in olması lazım bu arada ama muhtemelen olmayacak. Ben o yüzden onu geri alacağım. Entities tamam bir deneyelim. Hata geliyor. <laughs> Kesin bakın söylüyorum. Hata mı? Tam. O konuyla ilgiliydi. Aynen işte. Bu C++ bir konu budur. Hata birbirini tetikliyor ve bunu e, bunun araçları var. Ben de kullanmaya belki başlarım yakın zamanda. Ve bu hata tetiklerini bulamadığınızda işte bakın biz mesela bundan olduğunu düşündüm ben. Pushback komodundan. Ama alakası yoktu. Olmaması gerektiğini biliyordum aslında. Bir deneme amaçlı yaptım. Daha başka bir konuyla alakası vardı. Şimdi bu kıyametten sonra konumuza geri dönebiliriz. Şimdi bakın ben testle yere bu entity'yi ekliyorum. Allah lütfen problem çıkmasın. Problem çıkmasın lütfen problem çıkmasın. Lütfen çıkmasın. Yani çok bu arada çok abartı bulabilirsiniz. Hani abartı o yapmak için yapmıyorum bu tepkileri çünkü çok çektim ben bundan. Neyse ki onların hepsini halletmişim, mutluyum. Tamam şimdi bu kıyametten sonra konumuza geri dönebiliriz. Hatta bir şunları kapatayım fazlalık. Çok çok bir şey açtım arada. Derleyicin çok sıkıntılı. Evet bir sıkıntılı haklısın. Ama derleyici her zaman değiştirilebilir. Şimdi şunu hallettim. Ya kafam karıştı ya bu kadar olay üstüne. Bu arada Entity Manager sistemin şu an ıı, probleme düştüğünü fark ettim ama halledeceğim, tamam. O aklımda halledeceğim. Yani halledeceğiz hatta muhtemelen. Şimdi Master Render'a geliyorum. Bu Master Render'da render'ı işna edeceğiz. Şimdi bunun yapısını inceleyelim. Çok bir şey yok zaten. Init'te bir şey yok. Init'te Layer Style diyorum. Ee, Sonra cevap vereceğim. Şu bir yaz ilerlesin. Biraz bir şeyler göstereyim. Sonra bir daha sorarsın cevap vereceğim. Layer ne olduğunu söylemiştim. Bunu init'te alıyorum zaten. Şimdi ben uzaktan render'ı çalıştıracağım. Bu master render'ı tüm render'ları halledecek. Yani arayüzden tutun da <laughs> e, entity gerçi yok. Yanlış. Evet. Doğru söylüyorum. <laughs> e. Ferhat canımı sıkma lütfen. <laughs> Biliyorum yani C++'a girerken onları göze alarak girdim zaten. Şimdi re render entities yazıyordum ben burada en son bunu yazacağız. Bu entities'leri renderlayacak aslında. Ha yeri geldi şundan bahsetmemin vakti geldi yine iyi bir yapı bilgisi vermeye çalışacağım en azından benim okuduğum şekilde. Ki bunu Unity'ye benzemez çünkü Unity'ye benziyor. Şimdi Component-Based Architecture adına bir yapı kullanıyorum. Bunun konusu da şu. Şimdi e, bendeki en azından karşılığı şu. Bir entity var. Entity Türkçesi varlık bu arada ama varlık çok tuhaf olduğu için entity diyorum. Bir entity var. Bu entity boş. Ben bu entity'de ne bir renderma var, ne bir mesh renderlama var, ne bir mesh var. Hiçbir şey yok. Tek sahibi olduğu şey pozisyon, boyut ve rotasyon. Yani dön, dönme, açım. Ben bu e, renderer'a bu e, entity'ye bir mesh ekleyebiliyorum. Yani bir Machine tam Türkçesinde şekil mi? Şekil ekliyorum. Ve eklediğim an benim sistemim ha bu entite bu var deyip renderlamaya başlayacak. Şimdi bu onları ben yaptım o mesh olayını falan zaten. Burada yapacağımız şey şu. Render entities'te layer entities size değil. Bakın şimdi şunu yapacağım. Entity e yapı konusunda bir sıkıntı fark ettim. Eyvah. Şimdi benim Entity Manager adında bir şeyim var. Bakın burada Entity Manager olarak geçiyor. Burada gördüğünüz gibi tüm entiteleri bir liste tutuyorum. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Artık benim aslında bu Entity Manager'ı komple bizim yapımızdan kaldırmam ve bu özellikle layer'a koymam lazım. Hadi yapalım. Sonuçta bu canlının amacı bu zaten bu canlının. O kadar zor bir şey olmasa gerek. Şimdi bunlar zaten var. Add entity zaten var. Bir get entity yapacağız. Get entity with index. Int index. Bu olay şu. Ben diyeceğim ki bana 5 numaralı entity ver. O da tamam deyip bana 5 numaralı entity verecek. Ee, bu burada void olmayacaktı bu. Entity bunu raw pointer olarak döndüreceğim. Bunun smart pointer kullanma gerek yok. Çünkü bunun döndürme sonucunda şey yapmayacağım. Yani bunun döndürme sonucunu kopyalama gibi işlemler yapmayacağım için sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi şimdi bu fonksiyonu alalım hemen burada kopyalayalım. Bu arada canlı nasıl faydalı mı? Daha bir şey yapmadık farkındayım ama yazarsanız o konuda sevinirim. Çünkü bunu siz eğer severseniz daha sıklaştırmak istiyorum. Yani oyun motorunun en azından bir %30'unu falan size geliştirmek istiyorum. %40'ını size geliştirmek istiyorum. Tabi sizin fikriniz noktada önemli. Şimdi burada bunu nasıl yapacağız? Kolay return layer entities bizim entity tuttuğumuz vektör nokta değil köşeli parantez index alacağım. Yalnız bunu direkt döndüremem. Hata göster. Çünkü bu smart pointer'da O yüzden nokta get diyerek normal pointer olarak alacağım bunu ve döndürebiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bunda bir şey yoktu zaten. Bunu yaptık. Da buradan gidelim. Ee Burada bundan yaptım. Şimdi get camera entity ve get entities with mesh 3D var. Bunların ne olduğunu anlatacağım. Önce alayım şunu direkt. Gerek yok yani bunu uğraşmaya. Stickleri tabii ki stick olmayacak. Bunlar Şimdi bunlar konu şu. size component based architecture anlatmıştım. Yani biz her şeyi entity'ye koyuyoruz. Ve kamera. Eğer Unity kullandıysanız demek istediğimi anlıyorsunuzdur zaten. Çünkü Unity'de yani ışıktan tutun kamera mesh her şey bir component component veya artık hangi dille söylerseniz bende de öyle olacak ve kamerada bir component olacak. Şu an kamera yok bu arada oyunda ama olacak oyun motorundaki yaparız herhalde bugün. Bu yüzden ben şunu istiyorum. Ben bu layer'dan kamera içeren entity'leri veya mesh entity'ni alabileceğim ama şu an kamerayı silmek istiyorum. Çünkü kamera bir tık daha karmaşık bir konu. Nedenini açıklarım sonra. O yüzden kamerayı boş verin biz bunu yapalım. Bu da bana obje yani renderlanacak bir şey sahip olan entityleri verecek ki bunun kodu çok karmaşık bir kod değildi diye hatırlıyorum olmaması lazım yani açıklama olduğu için uzun yoksa karmaşık bir kod değil şuraya alıyorum bu soruma sadece bir fena cevap verdi de sizin cevap vermenizi isterim bu canlılar nasıl oluyor iyi mi sıkılıyor musunuz zevkli mi gibisinden çünkü ona göre bu canlıları sıklaştıracağım veya devam etmeyeceğim veya devam edeceğim. Burada bir şey yapmadım burada. Bu kod bir şey yapmıyor. Bütün entiteleri dolaşıyor. O Entity'de bir mesh var mı diye kontrol ediyor. Varsa tamam deyip bunu listeye koyuyor. Yok katılmadım ona. E, listeye koyuyor. Ondan sonra da bunu döndürüyor. Bunda bir şey yok. Tamam şimdi master render'a geri dönüyorum. Bütün layer'larda dolaşacağım. Onu burada yapacağım. Şimdi render entity iste. O zaman biz ne yapacağız? Bunu yapmayacağız. Entity daha doğrusu vektör seti diye koymam lazım. <laughs> vector entity entities. Fakat bu entities hangi entities olacak? Layer'dan bakın biraz önce hazırladığımız fonksiyon meşin olduğu yani bir şeklin, bir objenin olduğu entities'leri alacağız. Burada hata vermesinin sebebi birinci sebebi şu muhtemelen buradaki hatanın sebebi Hı, hmm, şuraya nokta koymuyormuş. Spesifik var mı? Yok. O dediğin için çünkü ben görmedim. Ne yalan söyleyeyim yani, geç gördüm. Çok geç gördüm bir de çok fazla yoğunum şu an, aşırı yoğunum. Onun dışında spesifik bir nedeni yok. Burada canlı yayında her şey tamam mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Çünkü çok az yoğun geliyor da. Ha iyi. Bir sıkıntı yok galiba, tamam. Şimdi, devam edelim. Burada, size hatırlarsanız iptal ettiğimiz bir kod vardı şeyde şu application dosyasında. Bu kodu alıyorum. Ne yaptın? Açıklarım kodumu orada merak etmeyin Ve buraya koyuyorum. Şimdi şuraları bir değiştireceğim. Şimdi bu kod öncelikle bakın Mesh3D'yi yani o Mesh'i Renal şeyi alıyor. Bunun içinde kolay çok bir numarası yok aslında. Entity bak gene dil değişti. ENTITY T yani şu anki entity'den getmesh 3 dyi alıyorum. Sonra bunu bind diyorum. Bind çok openGL konseptine şimdi girmeyeceğim. Çünkü kodladığım bir şey değil ama yani şey aslında bunu ekran kartına yüklüyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Sonra da OpenGL diyorum ki çiz. O da tamam diyor ve çiziyor. Şimdi şimdi basit de olsa bir şeyler görmemiz lazım artık. Çünkü yaptık. Öncelikle NFC Manager'ı iptal ediyorum. Bunu sonra sileceğiz sonrasında. Ama şimdi dokunmayayım. Kalsın. Ama iptal edeceğim zaten. Layer'a bunu ekledim. Pardon. Bir yere bir şey göremeyiz. Çünkü şu yüzden bir şey göremeyiz. Ee, sadece webcam'in üst kısmını kırparsam. Ha. Can nasıl yapılıyor dediği şey. Anladın mı da? Ama yani tuhaf duruyor biraz. Çok da kıpmak istemiyorum. Biraz tuhaf duruyor çünkü öyle. Nerede öğrendim bunları? Bir sürü kaynaktan öğrendim. Yani Teen Matrix'ten öğrendim. The Channel'dan bahsettiler. Öyle okumuyor gerçi Ondan çok fazla öğrendim. İnternette Learn OpenGL'den çok öğrendim ki biz de belki birazdan kullanırız. Birkaç komut hatırlamıyorum tam OpenGL ile ilgili. Bayağı kaynaktan öğrendim. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Şimdi burada şunu yaptıracağız. Tüm layerlerle dolaştırıp bunu renderlanmasını sağlayacağım. Bu yani şunun çalışmasını sağlayacağım. Başka bir şey yapmayacağım aslında. Değil. Yanlış söyledim. Buraya şunu yapacağım. Entity. Şunu bir değiştirebilir miyiz? Bu pek hoş bir ad olmamış. Yanlış anlaşılabilir. Yani Benim için ilerleyen zamanda önemli. E, render entities değil de render entities şöyle diyelim with mesh 3d niye 3d dersen de bu arada di, niye 3d derseniz de bu arada 2 de yap olabilir çünkü arayüz konusu var ya ama orada tabi mesh 3d olmayacak onun da ama önemli değil e, şunu da hemen değiştiriyorum aynı şekilde with mesh 3d tamamdır bunu çalıştıracağız. Buradaki layer vereceğiz. Bunu niye yaptın derseniz bunu şu yüzden yaptım. İlerleyen zamanda arayüzler su o bu olacak. O zaman biz buraya komut komut yazacağız. Bu yani bunları daha yapısı olarak iyi olsun diye. Yani hep yapı konusundan bahsetmiştik. Yapı konusuyla ilgili gene bu aslında. Ve burada zaten layer yapıyorum. Yani bir çalıştıralım. Hata varsa alalım. Alışırız. Demin zaten bir kalbimiz iniyordu. Evet. Ay. Ay. Gözüm acıdı. C++ insanı yoruyor. Bir fail mi gördüm orada? Emin değilim. Evet. Renderlanmadı. Güzel. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu yapalım. Sonra... Tamam. Ee, kusura bakmayın sonra izleyenler canlı izleyenler bir chat'te bir şey yapmam gerekti de birine. Kusura bakmayın. Evet geri dönelim. Şimdi nerede renderlanmadı? Hemen çözeriz bunu. önce şuraya girdiğimden emin oldum. Bu arada bu FP core info bunları ben yaptım. Log sistemi. Hatta bunları şeyden yaptım. Ee, o bahsettiğimiz Cherno'nun bir tutorial'ı vardı. Oradan yaptım. Faydalıydı. Şuna uğraşma tamamdır. Şunu bir yazdıralım. Buraya girdiğinde emin olmak istiyorum. Tabii ki de ı aman ı ı olmaz. I, yok iyi var. I yok tabii ki de. Evet. Bakalım. Oraya girmiyoruz. İzlemeler çok düştü mücadelen. İyiymiş izlemeler sağ olun. Mutlu oldum. Kaç yıldır programlama yapıyorum? Ben 8 yaşından beri programlama yapıyorum. 16 yaşında 17'ye gireceğim. Yani bayağıdır yapıyorum. 9 yıldır falan yapıyorum. 10 az kalmış. Ee, şimdi neden girmedi? Rent render layer buralara girdik. Yani yaptığım hatanın şey yok. Çünkü ben master render bakın buraya söylüyorum. Ben kesin bunu çalıştırmayı unuttum. Bugün bir anda karar verip aradan girince böyle oldu. Bakıyoruz. Burada değil. Şöyle Şurada application'da. Tabii ki çalıştırmayı unuttum. Yani ne beklerdik? Şurada yapacağız o işi. Render tamam. Bize diyoruz niye renderlanmıyor? Niye acaba? E, footer kullanmadım bu arada. Sordun iki kere. Şimdi fark ettim. Kusura bakma kullanmadım. Tamam. Çözeriz. Söylediniz buraya giriyorum bir daha bakacağım. <laughs> Başlar biraz böyle hani, acı çekerek ilerleyeceğiz ama sonra sıkıntı yok. Yine mi girmiyor? Neden ya? Nasıl yani? Anladım. Evet yine C++'la ilgili sizinle kendiniz örnek alabileceğiniz bir konuya değindik. Yani bence bu canlılar o yüzden iyi. Buradan güzel şeyler çıkarabilirsiniz çünkü. Güzel dersler çıkabilir. Biz de çıkaracağız. Bakın şimdi. Neden olmadı? Açıklıyorum. Emin olayım öncelikle. Şimdi bu renderda ne yapıyor? Gördüğünüz gibi layer stack'ten bu bir class. İçinde çok bir şey yok söylemiştim. Layer'ları alıyor. Bu layer vektör bu arada. Ondan sonra dolaşıp bunları çalıştırıyor. Peki bunlar çalışmıyorsa bu ne demektir? Demek ki burası çalışmıyor. Yani layer size'ı kaç? Yani içinde hiçbir layer yok. Peki biz layer eklemiyor muyuz? Biz layer ekliyoruz. Fakat sıkıntı bizim ekleyip eklememiz değil. Gördüğünüz gibi sıfır. Sıkıntı ne? Bak bak değil bunlar. Bunlara bak demek için daha erken. Ama teşekkür ederim. yani C++ plus bakmak lazım. Bence tecrübedir her türlü. Şimdi neden neden oldu? Bu bir işte şey C++ hani bu o zorluk dediğim noktadan biridir. Şimdi ben ne yapmışım? Bakın çok zekice bir şekilde layer normal bir şekilde alıyorum. Bunu nasıl alma hatta göstereyim. Bakın Master Renderer'ı burada init ederek Layers'taki veriyorum. Yani bakın şimdi size açıklayarak gideceğim. Ben program açıldığında bu klasa Master Renderer klasına bu Layer'ları, katmanları veriyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bakın bu zamana kadar herhangi bir katman daha eklenmedi. Katman sonradan ekleniyor. Şimdi sonra eklendiğinde e, diyebilirsiniz ki tam sonra ekliyorsun ama buna da etki etmesi lazım. Etmiyor işte. Çünkü parametre Parametre aldığınızda bu şekilde. Aslında burada verdiğim şey kopyalanıyor. Bu yüzden yapacağımız şey şu. Bunu pointer olarak almak zorundayım. Ee, şu şekilde. Bunu pointer olarak alacağım. Aslında referans olarak da alabilirim de. Ben ilerleyen sıkıntıları da halledeyim. Bence pointer olarak alalım. Net çözüm olsun. Ama referans da kullanılabilirdi bu arada. Bunları komple pointer olarak alacağım. Tabi o zaman e, komple <laughs> olaylar değişecek bir noktada ama çok bir şey yok şunları pointer'da nokta değil ok kullanmamız gerekiyor ok yapıyoruz şimdi application'da olaylar değişecek biraz çünkü pointer'ın tanımlanması da farklı yani şöyle tanımlayamazsınız pointer'ı pointer, ı. pointer ı koyacağım ve bunu sonra new tanımlamam lazım ama yaparım sıkıntı değil ama bir konuya değineceğim şimdi o, oradan bana Ferhat bunu söyleyecektir muhtemelen ama ben ona değineceğim Şurada her şunlardan önce bunu oluşturalım. new layer stack. Şimdi ben bunları raw pointer kullandım. Yani smart akıllı pointer kullanmadım. Pointer'daki sıkıntı şu. Bu new pointer e eklendiğinde bu kendi kendine silinmiyor. Benim bunu silmem lazım yoksa hafızada da bir dolma olur, taşma olur, problemler olur. Yani hoş olmaz. O yüzden şunu değiştireyim. Burada bunu da çalıştıktan sonra bu arada bu temizleme komutunu bunu sileceğim. Böyle siliniyor. Tamamdır. Şimdi aşağıdaki sorunlar normal. Şunları ok yapacağız. Bir numara yok onlarda. Arada da merak ediyorum bak kısım geliyor. Hala 26'yız. Güzel. Güzel. Demek ki faydalı oluyor. Sevindim. Çok hani aktif olması da chat. Sonuçta herkes yazmak istemeyebilir. Ben mesela çok katılmak istemem. Canlı muhtemelen katılsam diye düşünüyorum. Şimdi Heh, pardon. Şimdi tekrardan o yazdırıyoruz değil mi şeyleri? Layer. Yazdırmıyoruz, yazdıralım. Emin olalım olayımızdan. Bunu keşke silmeseydim. Şuraya F trace deyip yazdırıyorum. Bakalım. Hazır mıyız? Bir dakika. Ne oldu ya? Ne yaptım? Böyle bir şey yapmadım ben iftira mı? Ne? 43 tane hata mı? Gireyim. Ha ha tamam tamam tamam. Yani bakın şimdi. Yani şurada nokta. Bakın şuradaki unuttuğum süs parantez yüzünden başıma 44 tane hata geldi. Yani <laughs> Teşekkürler bu arada. Bir fail. Tamam. Çözeriz ya. Ondan mı korkacağız? Left of Adlayer must Ha. Şey. Ne bahsediyor? Onu nokta olarak bırakmışım. Sıkıntı yok. Panik yok. No panic. Ve Tamam. Yani Gördüğünüz gibi bir. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat yine renderlanmıyor. Tamam. Renderlarız. Derdi renderlanmamak olsun. Senden mi korkacağız? Hadi bakalım. Buraya giriyor muyuz? Bir daha kontrol edeceğim izninizle. Visual Basic 6 çok eski. <laughs> Benim... Ee, giriyoruz oraya. Benim böyle geçiyor. Yani C++ böyle ama yani bir şeyin yapılarını oturttukça daha kolay binecektir inşallah. Şimdi o zaman Tekrar başa döndük. Sıkıntı ne olabilir? Tahminleri alalım. Tabii ki de burada muhtemelen entitler şu alım kısmında bir sıkıntı var. Nasıl anlarız? Çok kolay. Demin yaptığımız şekilde anlayacağız. Bunun boyutuna bakacağız. Böyle çalışmak benim için daha verimli oluyor. Sizin fikirlerinizi alıyorum. Sizde, sizde konuşmak bana da iyi geliyor. O yüzden bunu her gün olmasa da 2-3 günde bir bu tarz bir şeyler yapmak istiyorum. Siz de isterseniz, tutarsa. Yani tabii ki 1000 izlenme beklemiyorum bu arada. 1 mi? bin izlenmeler beklemiyorum tabii ki ama. <laughs> yani şu, bu iyi. <laughs> Benim gözüm yükseklerde değil. Şuraya girdiğimize emin olacağım o zaman. Bir son buraya girdiğimize emin olayım. Yani Giriyoruz dur Bir sıkıntı olmasa ben emin olmak istiyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> e <gülüyor> O zaman bir dakika. E, neden olmuyor? Evet. Evet. Çözeriz. Korkumuz yok. Olsun. Bu size iyi oluyordur. Yani burada bir karantina gider. Yani ben burada karantina olayı bitsin ki inşallah en yakın zamanda biter bu başımızdaki hastalık. <laughs> Bitse de ben devam etmek istiyorum. Tabii siz ne kadar izlersiniz onu bilemeyeceğim. Yani izlemek isteyen ister. izlemek istemeyen izlemez. Tabii ki tercih karışma. Ama ben yapmayı düşünüyorum. Çünkü zevkli oluyor. Yani e, bir şey söyleyeceğim. Sorun yok. Çok ciddi bir sıkıntı yok. E, he, tamam. Eyvahlar olsun. Open ile -er ilgili bir sıkıntımız var. Güzel. Güzel Open ile -er ilgili bir sıkıntımız var. İzlemeler nasıl? 27 hala. Çok sağ olun. Yani bir günde bir ben de istiyorum bu arada ama herkes ister mi onu bilmiyorum. Bir günde bir. Bir de bir günde bir ben yorgunluğu kaldırabilmiyorum. Belki alışırım yani biz şimdi biraz ben şöyle söyleyeyim siz takip edin. Bu arada onu soracaktım bir kafam dinlenmiş oldu. Onu da bir sorayım. Ee, kanalıma abone olanlara soruyorum bunu. <laughs> Olmak zorundasınız diye söylemeyeyim yanlış anlaşılmasın. Ee, bir şey soracağım şu YouTube ilgili. Ben canlıyı açtığımda size bildirim ne kadar sürede geliyor? Yani mesela bu canlı için bildirimden gelen var mı? Ya sevinirim. Çünkü ona göre şey düşünüyorum yani böyle hayal tüm sosyal medya duyurmak beni yoruyor. Onun yerine o gün ben canlı yapayım deyip oturup saat 8'de kamera karşısında çalışmaya başlamak istiyorum bir anda. O zaman daha rahat olur benim için. Ama onu bir bir öğrenmem lazım. Tamam. Ee, niye olmuyorsun? Bakalım çözeceğiz. Hemen şuraya gidiyoruz. Şimdi. Buster render'ı burada çalıştırıyoruz. Bunun yeri gibi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani bu yansıtamayacak şey değişmeyecektir. 30 dakika önce. <laughs> Sana erken geldi. Ha o zaman hatırlatıcı açınca. George. <laughs> Bundan sıkıntı yok. Tamam sevindim. Şimdi niye renderlanmıyorsun? Teşekkürler yazanlara. Niye renderlanmıyorsun? Neden? Neden? Yani bu arada bir sıkıntı yok aslında. İnşallah böyle C plus ilgili yapılsal bir problem değildir. Çünkü ondan çekeriz. Onu söyleyeyim. Bu arada çok güzel. Bu bana moral veriyor. Yani oyunun da geliyor bana çünkü oyun ne oldu, niye video gelmiyor. Canlı yapmamın bir sebebi de o çünkü Kendim biraz şey hissettim. Yani borçlu hissettim. Çünkü size videolar yayınladım oyunla ilgili ilgilenenler oldu. için tak diye kestim. Benim değil değildi bu arada bu. Arada çok fazla şey yaşandı oyunla ilgili ama yine de biraz kendimi boşlu hissettim. En azından o videoyu geçmek dönmem zor çünkü vaktim yok ama en azından bu canlı yayınlarla yine bir şekilde beraber şeyde temasla kalabiliriz yani bu oyunun geliştirme süreci boyunca. Şimdi fikri olan var mı? <laughs> çünkü çok saçma. Cidden saçma. Bu arada biraz daha uğraşırım olmazsa geçerim bunu söyleyeyim. Geçersem niye geçerim gerçi geçerim. Evet neden video yapmadın? Yani açıklarım onu. Uzun. Merak eden olmasını sevdim ama. Yani benim için güzel bir duygu. Şimdi open ile ilgili bir sıkıntı desem zannetmiyorum. Yani open jail niye böyle bir sıkıntı çıkarsın? Yapmaz. Bir şey diyeceğim. Şunu deneyelim be. Yani sebebini anlamak için yapıyorum bunu. Çal bu arada çalışıp çalışmamasından hani sevinip sevineceğimizi bilmiyoruz ama Cam niye sallanıyor? Hangi cam sallanıyor? Çok ayaksız ana sayfana düştün. Bir tek bir CD alabiliyorsun beğenmiştim. Bunun nedeni de demek ki bu mecrada kimse yok. yani güzel bir şey de söyledin galiba. Bilmiyorum. <laughs> ee, şöyle bir şey denemek istiyorum. Demek istediğim anlamıştır çoğunuz da bu ana kodda bir çalıştıralım. Yani sıkıntı bu kodun master doğması mı ya da başka bir sıkıntı mı var işin içinde? Çözdüm. Aydınlandım. <laughs> Kamera niye? Ben masaya çarptım şu olabilir. Kusura bakmayın dikkat ederim. Bir dakika sanırım aydınlandım. Sanırım aydınlandım. <laughs> bu arada bu söz de şey oldu. Bir kere kullandım, sevenler de oldu. Ben bunu sık kullanırım. Böyle bir anda çok şunu aha aydınlandım falan diye. Ben çok heyecanlanıyorum çalışırken, böyle bir duygulu oluyorum. Şimdi nasıl çözeceğiz peki? Sorunu çözdüm yani sorunu anladım da nasıl çözeceğimi düşünüyorum. Şöyle yapalım, denemek için olursa yine yapısal bir şey ama olursa üzerine çalışacağız. Onu söyleyebilirim. Bunlara gibi de bir gerek yok. Şimdi sıkıntı muhtemelen benim shader'ı çalıştırmam. Unuttum. Şeylerin shader'ın olduğunu anlatırım isteyen olursa söylesin. Ama yani shader'ı çalıştırmam gerekiyordu renderlanması için. Ben shader'ı çalıştırmadım. Bunu deneyelim. Emin olalım. Ona göre o yapıya gireceğim. Yapısal konuya gireceğim. Şöyle. Burada burada olursa olması lazım. Bir dakika. Bir şey Teşekkür ederim. Yani heyecanlanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şunu init'te bunu şimdi buraya alıyorum. Bu burada olmayacak. Böyle bir yapı olmaz zaten. Bu doğru bir yapı değil. Ama bunu şimdilik böyle alıyorum. Böyle kalıcı değil burada. Bu shader'ı bir şurada başlatalım. Bakalım. Harbi ondan mı? Şurada. Onun için ayrı video yaptırken neyi kaçırdım? Kendi söylediğim bir şey unutmuş olabilirim. Ne için söyledim? Bir daha şey yaparsan sevinirim. Ya ben söylediğim unutmuş olabilirim. Bu arada. Şu an kafam biraz kodlamada çünkü. Çok konuşup katlamıyorsam ondan. Merak ettim. Bakmamam lazım da. Aa iyi hala ilginç. Fail mi gördüm ben orada? Dedim. Shader'ı anlatmamı isteyen varsa söylesin ona göre anlatacağım. Burada bir soruya cevap vereyim. Bir iki soru gelmişti. Hangi yazılım dillerini biliyorsun? Python, C++ gördüğünüz gibi artık. C de biliyorum. Java, JavaScript, HTML dillerine koymuyorlar. Eee, CSS de sanırım dil şey yapmıyorlar ama bildiğim ne söyleyeyim? Yani Web'i biliyorum, öyle söyleyeyim. PHP'yi biliyorum. Python'ı söyledim. Başka bir kaldı mı? Yani sık kullanılan çoğunu biliyorum bu arada. Bilmediğim bir Go falan var. Go Lua falan var. Başka bir şey kesin kalmıştır. Ben şu an sömüyordum. Ama bunlar yani genel olarak şeyleri yapabiliyoruz. Anlat dedim siz. Ar yok arı bilmiyorum. Ar bilmiyorum. Ee, Shader ne anlat dedim kısaca anlatacağım. Shader e, bizim ekran kartında çalıştırdığımız bir kod gibi düşün. Hatta uçtan shader'ları göstereyim size. Shader kodlarını göstereyim. Tam şey olsun. Bir dakika şu moda geçeceğim hemen. Res. Shaders Kaçlısın? 10 sıfı gidiyor mu soruyorsan. Lua bile değil değil. Script değil. Doğru. Bakın şu göstereceğim. Çok güzel inmeyeceğim. Örnek olması için gösteriyorum. Shader'lar GPU'da ekran kartına çalıştırılan kodlar. Öyle düşünebilirsiniz. Farklı shader'lar var. Vertex shader, fragment shader diye. Vertex noktaların ekranda renderlanmasını, yerlerinin hesaplanması için kullanılıyor. Ki şu an bir şey yok burada gördüğünüz gibi. Fakat burayı da belki bugün, belki sonra değiştireceğimiz zamanlar olacak. Fragment shader de onun rengini belirtiyor. Noktalar arasındaki rengi veriyoruz Bu kadar. Yani renderlanmayı bunlar sağlıyor. Bunlar olmazsa renderlayamayız. Aa, aslında renderlarız ama yani ona girmeyeceğim. Yani renderlanmaması lazım. Yani şundan bahsediyordum. Bunlar olmadan da yaptığınızda bazı bilgisayarların GPU'suna göre, driver'ına göre beyaz, siyah renkmişler şeyler renderleyebiliyor ama normalde bunların olması lazım. Ki shader türleri bu arada iki tane değildir. Sanırım 10 tane falan tam sayısını bilmiyorum da bayağı bir shader var. Tamam. Şimdi sorunu anladık. Şimdi bunu yapıya oturtmamız lazım. Çünkü burada olamaz. O application içinde olamaz bu. Şunu bir silelim. i̇lk son aklıma geldi. Bunu daha uğraşırdık. Valla. Bu arada bunu master renderer'a koyabilirim. Düşündüm de. Master renderer'a sanki koyabilirim. Şuraya. Bu arada bir tartışma geçirsin. Güzel. O bir önce öyle olmuştu. Böyle insanların birbirini tanışmasına vesile olmak güzel bir şey. Böyle konu tartışması, bilgi paylaşımı. Ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. Eğitim konusunda çok seviyorum ki. Bu arada, bu oyun da bir eğitim projesi aslında ve şu an anlaşılması da anlaşılacak. Şurada dif, şu şekilde default shader diyerek, default shader diyerek başlatmak istiyorum. Bu arada bunun yapısında esnek yapmam lazım farkını ama onun zaman şu an değil. Gerçekten şu an değil. Shader'ı importluyorum. Şu aynı şeyde olsun. Tamamdır. Bunu de şey yapmam lazım. Oluşturmam lazım. Yani ta oluşturmam demeyeyim de. Türkçe tabir kullanmaya çalışıyorum. Tanımlamam lazım diyelim. Niv'le. Yalnız. Yalnız. Buna smart pointer kullanmak istemiyorum desem ama kullanılabilir aslında. Ya yani buna smart pointer kullanmamış bir zararı yok ya. Yok yok. Ben ama smart pointer kullanacağım çünkü Bunu silmekle uğraşmayayım. Buna smart pointer kullanmak yani evet şimdi smart pointer deyince demin yaşadıklarımızdan sonra biraz şey olabilir ama yok yani bence sıkıntı olmaz bunda. Çünkü vektör değil. Yani klasik kullanım bu. Bence o yüzden problem olmaz. Şöyle Smart pointer oluşturmayı da göstermiş olurum new ile şöyle oluşturuyoruz bakın default shader eşittir std bu arada unique, unique PT, ptr tek smart pointer değil onu söyleyeyim bunlar Shared'ı var v2 var bunlar bir farklı şey vardı şimdi c++ şey değil bu yüzden ona girmek istemiyorum ki ben de bu arada öğreniyorum C++'ın bazı noktalarını yani ben hiçbir zaman bir dilin tamamen bilinebileceğine inanmıyorum bu arada neden dersin yani neden dersiniz? Çünkü onun kütüphanesi bile yani ıı, şunu söyleyeyim. Mesela, Python. Python tek başına çok bir şey ifade etmez çoğu insan için. NumPy'lar, onlar bunlar onun gücü kütüphanedir. O yüzden bazen kütüphane bir bilmemek mesela aslında dili bilmemek gibi bir noktaya gelebiliyor. Yani burada şey yapıyorum bu arada hani mecazi bir anlatım. Direkt bir anlatım yapmıyorum da. O yüzden bir dili kesin bir şey direkt biliyorum kesinim demek benden pek şey gelmiyor. İnandırıcı. Ben hiç demem mesela. Ha, i̇yiyim derim, iyi olabilirsin bir konuda ama kesin iyiyim mümkün değil. Çünkü gelişiyor da konu. Bakın C++ 20 konusunu gördüm, o çıkacak. Python 4 konusu var, daha var gerçi ama. Ee, Mağazalarcı bir soyun zaman harcadım. Yani hiçbir şey için geç değil. hatanı fark etmen de önemli. Ki bu hatanı bir avantaj çevirebilirsin bu arada. Yani bir oyunlarını görmüşsün oynamışsın. Belki bir oyun programcısı olmak istersin. Örnek veriyorum. Oradaki bilgini, göklerini kullanır. iyi bir oyun yaparsın. Yani pişmanlıkla vakit geçmez. Olur öyle şeyler. Herkes daha yapar. Ki 21 bu arada geç değil. Hani gerçekten 21 geç değil. Çünkü çoğu kişiler üniversitenin sonunda veya üniversitede başlıyor bu tarz işler. Belki daha geç baş, başarılı olan da var. Hiçbir şey için geç değildir. Tamam bunu şöyle yapacağız bu arada. Burada renderlayacağız. şurada shader'ı başlatacağım. Şimdi burada yaptığımız şey optimizasyon olarak çok çok iyi değil. Nedenini açıklayacağım. Ama onu şimdi yapar mıyız? Onu bilmiyorum. Yapmayabiliriz. Çünkü çok yapısal bir şey. Biraz zaman alacak bir şey. Tam nasıl yapacağımdan emin değilim. Sizin sıkmak istemiyorum. Biraz daha eğlence şeylere gideriz oradan. Eğlence derken hani ona göre eğlenceli. Şurada şeyi başlatıp sonra kapatacağım. Olması lazım. Deneyelim. <laughs> Bakmak istemiyorum desem. Yani bakmak istemiyorum. <laughs> bir şey diyeceğim. Ama C++ bakın C++ ben ne dedim? Smart pointer kullanırım burada bir şey yok dedim. Neden benim açıp duruyormuşuyuz? <laughs> ya yine sıkıntı smart pointer'da inanamıyorum ya. Fakat tahmin ediyorum sıkıntı bu arada. Evet. Tahmin yani şimdi bir dakika. Çok saçma değil aslında. Tamam, doğru. Olabilir. Şu an fikir değiştirdim. Şunu buraya koy. Şu an belki bazı demiştir. Eray onu unuttun. Eray unuttun diye. Doğru. Ee, fakat şöyle bir şey var. Şimdi bakın. Bunun tamamının doğru olmaması lazım. Neden niye öyle düşündüğümü söyleyeceğim. diyeceğim bir dakika yok gerçi bir dakika olur olur doğru ha evet ben şey düşündüm bunun orijinalinde şey vardı bu Constructor'ı yok o halı -hal -hal ne yaptın <laughs> hmm. düşünüyorum ah çok dikkatsizim çok dikkatsizim bir dakika Sanırım konu bununla alakası yok. Evet, bunu bu işte burada olmaması lazım diyorum ya. Evet, evet, evet. Burada olmaması lazım. Aynen. Bunun alakası yok. Evet, o konuda haklıyım. Bunun vektöre vektör olduğu için biz onu kullanmamız gerekiyor. Doğru. Eee C++ hatası. Şey hatası, değil, öyle karmaşık bir hata değil. Burada şey yapmam lazım. Şurada tanımlamam lazım da onu. E, statik olduğu zaman e, bu CPP CPP dosyamı tanımlamanız gerekiyor. Master'ın içinde fazla tırnak var. Tırnak nerede? A, saf. K Koray çok teşekkür ederim. Hata vermiyordu ama yani ön olmaması daha iyi. Teşekkür ederim. Şuraya ne yapacağız şimdi? Buraya hmm, şu şekilde. Default değil. Şuradan direkt kopyalayayım. Ne uğraşıyorum ki? Niye vaktimizi alıyorum gereksiz yere? uzun yazmaya gerek yok. Şuraya kopyalayacağım. Bunu tanımlayacağım. Bir şey yapmayacağım. Yani C++'a diyorum ki sen de böyle bir şey var. Default shader. Bil. Bu arada yani bu rahatsız olan yoktur. Ben böyle bilerek biraz farklı hatımla yapmaya çalışıyorum. Sıkmamak için. Tabii çok kaçırmamak da lazım. O fazla farkındayım. 20 kişiye düşmüş ama normal. Yani zaman geçti sonuçta. 20 de çok iyi. Ben nankörlük yapıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Bu arada daha da bu heyecanlanacak bu işler. Yani eğer şu an birçok kişi var. Eğer belki yarın da yaparım bu canlı yayın. İşte yani bir yapma bir engel internet konusu var. Onu çözersem sık sık yapmaya çalışacağım. Belki 480p yaparım canlı yayınları bir ihtimal. Sonra kaliteli yayınlarım bu iş için. O zaman bu oyun motorunun aslında gözümüzün önünde büyüdüğünü beraber göreceğiz. Beraber birçok şey geliştireceğiz. Bence bu heyecan verici bir şey. Güzel bir şey. Bunu yapan şey var. Hmm. Az kişi var. Yani böyle bir oyun motorunu güldü. Mesela The Channel'dan bastık. O yaptı. Güzel de bir şey yaptı. Ama niyeyse mesela onu yaptı. Seni çok tutmadı. Üzüntü verici. İzlenmeye bakıyorum. 20-30 bin. Adam orada oyun motoru yapmayı anlatıyor. Bir de sıfırdan kodlamayla. Yani bence daha fazla izlenmesi lazım. Haksızlık. Orada adamın emeğine haksızlık. Çünkü gerçekten uğraşıyor. Kolay bir şey yapmıyor. Neyse. Yani umarım emeğin karşılığını bir şekilde alıyordur. Sanırım çünkü oradan geçiniyor. Umarım alıyordur. Şimdi bunu çözdüğümüze göre bu konuya geçebiliriz. Kullanını da görürüz inşallah. Şöyle oyun sonra oyunda beraber yaparız bir kısmını. Onu söyleyeyim. Oyun motorunda muhabbeti kapatmayabiliriz olayı. Şimdi şu diyorum ki korkmak var bu iş ucunda ama ben korkmuyorum. Entity Manager'ı sileyim. Gerek yok. Ama ben korkuyorum. Kodu alayım. Bir dakika. Alayım şu kodları ben. Ben de bulunsun. Yani lazım olur. Eder. Alayım. <laughs> Ama ben bunları silmek istiyorum. Çünkü gereksiz dosya bulunmasın. Bu arada hazır başlam. Hı. Hazır başlamışken şunları da düzeltelim. Şunu silelim. Ee, burada Doğrusu bu değil mi? Bunlar hatalı. Bunları siliyorum. Bunları buraya alıyorum. Burada şey düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi yerlerini düzeltiyorum. Bir de şunları Visual Studio'ya orada olduğunu söylemem lazım. Söyleyeyim orada olduğunu. Bu değil. Şu reste ki şu hani tuhaf şey çıkması tamam Şey yaptım. Gel toparladım. Özel bir şey yapmadım. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi menberi islam var da tamam. L renderlama üstüne çizdim. Şimdi biraz zorlayabilir. Fakat transformasyon olayını yani o kutunun hareket olayına bakalım isterseniz. Bundan bir soru yamak şey o çünkü. Matrix işlemleri falan var biraz onda. Ne bence öyle yapalım. Yani çünkü daha renderlamalık bir şey şu an yok. O güzel olur. Biraz teknik konu da görmüş olursunuz. Visual Studio çoğu dili destekliyordu diye biliyorum bu arada. Ama yani çok da bilgim yok açıkçası şimdi yalan olmasın. Tamam şimdi bunu da hallettik güzel. O zaman yazan olmadığını belirttim ama onu yapıyoruz. Tamam onu yapalım. Şimdi bakın onun ne olduğunu açıklayayım hatta. Şimdi bu kutu bizim şu an renderladığımız turuncu kutu gördüğünüz gibi şey. Failed mı? Ha. Tamam bunları sildim ya. Doğru bu yok artık. Tamam. Ya çok korktum. <laughs> çok korktum ya. Gerçekten niye böyle yapıyorsun C++? Korktum. Yalan yok. Ve... Tamam. Şimdi bizim bunu oynatmamız için matrisleri kullanmamız gerekiyor. Ki burada bunu hareket ettiren, boyutunu değiştiren, döndüren şey de transformasyon matriksi. Yani İngilizce'si transformation matrix deniyor. Şimdi bunun hesaplamasını yapmamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam yapmamış olmam lazım. Evet yapmamıştım. Öncelikle şöyle bir sıkıntımız demeyeyim. Şöyle bir şey var. Şimdi bir ekranı kapatacağım. 10 saniyeliğine bak. Şuradan Bir site açıyorum. Kaynak açıyorum da beraber kullanacağımız. Yalnız eyvah neden açılmıyor? Biraz yavaş ama bekleyelim. Bekliyoruz. Oradan örneklik oradan da çünkü kontrol ederek gideceğim de. <laughs> bu site güzeldir. Tavsiye ediyorum. Neden bu kadar şey olduğunu bilmiyorum yalnız. Neyse. size de bir sıkıntı vardır. Uğraşıyorlardır muhtemelen. Bu çok detaylı anlatıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Burada şu kodlara bakacağım. Çünkü söyleyeyim, tamamen hatırlamıyorum. Yüzüğü de hatırlamıyorum. Şimdi tamam. Diyeceğim de bir dakika zaten ben de va Aa, ben de var zaten ya. Doğru doğru ben yapmıştım. Met kütüphanemde boşuna bekledik. Neyse kusura bakmayın. Bu benim matematik kütüphanesinde vardı. Bu şey transformasyon matrisini oluşturuyor. Bu yüzden şey sağlıyor. Ee, daha çok GLM bir matematik kütüphanesi. OpenGL'in o sintaksine uygun bir matematik kütüphanesi. O sağlıyor. Sadece burada işte belli komutları bir fonksiyon haline getirdim gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman biraz aksiyona başlayalım. Şunu yapacağız. E, application daha sonra Entity. Entity neredesin? Entity. Entity. Scene Objects olması lazım. GLFW ile ilgili bir şey değildi o yüzden Kullan yapacağım şey. Ha bunu da mı yapmışım ben? Ne yaptığımı unutmuşum. Ha. ben bunu da yapmışım. Tamam. <laughs> ben bir haftır bu smart point'le uğraştığım için bu yaptıklarımı unutmuşum. Tamam o zaman biz bayağı hazırız. Güzel. Direkt asıl kodlama kısmına geçebiliriz. sevindireceğim. Şunu yapacağız. Şimdi bakın. Burada entity'leri de geziyoruz. Yapacağımız şey şu olacak. GLM hmm, yani dil değişti. Mat 4 bu 4x4'lük matris anlamına geliyor. Transformation matrix eşittir. Layer. Ciddi olamasın peki mantığınız nedir? Anlamadım dediğin şeyi. Şu anki entity nasıl olacak modellemeler. Ee, şu an model oyunda yok ama benim ekibimde bir modelleme var. O modelleyecek. İşte onun şu an bilgisayar sıkıntı var da. Onu çözeceğiz. O tarz şeyleri halledeceğim. Şurada Get transformation matrix'i alacağım. Tamam, aldım. Sonra shader'la zaten olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Default shader, bir bakalım var mı? Bir emin olmak istiyorum. Framework yok, çünkü oyun motorunu biz yazıyoruz. Foster nokta var mıydı? Hemen bir, aynen var. Transformation Matrix uniform. Üniformu ne olduğunu bilmeyenler hızlıca açıklayayım. Uniform aslında bizim bu shader kodlarını, çalıştırılan kodlara bizim kodtan değer göndermemizin bir yolu. Değişkenler aslında bunlar. Yani mesela şurada bakın hatta ben bunu yapmıştım. Transformation Matrix diye. Bu değişkene şimdi biz değer göndereceğiz bizim orada. Ki ben onun kodlarını falan yazdım. Bunlar çok temel şeyler. Onlardan başlamak istemedim çünkü çok zaman alırdı. Çok sıkıntılar çıkardı. Ki gene erken başladık burada fark edebileceğiz gibi ama olsun. Yani hallederiz. Ne kolu kaybettim. E, konsol uygulama olmayacak. Şu oyun motoru olduğu için böyle. Fakat o zaman da şey olacak. O arada bakıyorum gözüme kayıyor. o <laughs> e, konsolu kapatacağız sonrası. Şu an debug yani biz oyun motorunu geliştirdiğimiz için konsol var. Uniform Load yükleyeceğiz. Bir şey yok bunda. Transformation Matrix'i yükleyeceğim. Şimdi burada bunun olup olmadığını nasıl anlarız biliyor musunuz? Bunu anlamanın bir yolu var. Yani bir olup olmadı bu. Çünkü ben bu şunu itiraf edeyim. Uniformla hiç denemedim. Onu yaptığım gibi başka şey geçtim deneyemeden. Olup olmadığını şöyle deneyeceğiz. Bir sıkıntı olmaması lazım da ben emin olayım. Bu uniformun ben hafızadaki yerini alacağım. Location'ını. Eğer bu eksi bir ise yandık. Değilse güzel. Aa bir dakika eksi bir gelecek. Çok sıkıntı eksi bir gelecek. Hazır bekleyin. Yine güzel bir bilgi vereceğim. Ya bunlar benim yaşayarak gördüğüm şeyler. Hem OpenGL ile ilgili hem işte C++ ile ilgili paylaşmak hoşuma gidiyor. Size beraber öğreniyorum ben bazı şeyleri. Eksi bir. Neden? Şimdi diyebilirsiniz ki eksi bir nasıl eksi bir? Bizim burada da var. Bakın var. Var ama zeki. Yani ee, bunu bu şeyler compile ediliyor. Bu gördüğümüz shader kodları ve bu compile edenler zeki. GPU'muz zeki. Diyor ki Yazmışsın, tamam. Transformation Matrix'te. Bir yerde kullanmış mısın diyor. Hayır. E ben niye bunu tutayım deyip bunu şıp siliyor. Böyle olduğu için de bizim uniformumuz yok diyor. Ben olmayan bir şeye değer atamam diye bize eksi bir döndürüyor. Location'ı, lokasyonu için, yeri için. Şunu yapacağız. Çarpı. Transformation Matrix çarpı diyerek. Buna etkileyeceğiz. Yalnız. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Bunu yapacaksak da şuna emin olmam lazım. Çünkü bunu yaptığımızda şeyi kaydırmış olacağız aslında. Direkt kaydırmayı yapmış olacağız. Ee, bu verdiğimiz hani pozisyonların saçma emin olmam lazım. Çünkü ben öyle sene vermiştim. Nerede main kodumuz? Bir dakika. Bir ona hemen emin olayım. Şuna sıfır 0 verelim pozisyonuna. Ee, bu arada ben NT'yi çok boş bırakmıştım. Kesin hata vardır orada. Hemen bakıyoruz. Tabii ki de var. E, ee, entity oluştururken herhangi bir şey istemiyor. İstemediği zaman da bu pozisyonları falan bir sıfırlayalım. Yani saçma sapan değerler olmasın içinde. Sıkıntı olur. Pozisyon, e, rotasyon. Tam tüz şey rotasyon değil mi bunun bu arada? Rotation'ın. Hani tam tüzesinden bahsediyorum. Rotasyon çok mantıklı değil ama rotasyon tabii mantıklı değil ama hani muhtemelen öyledir diye tahmin ediyorum. Merak ettim bakacağım sözlükten bir dakika. Bakalım bir. Rotation Dönüş mantıklı yani rotasyon daha mantıklı. Dönüş çok mantıksız geliyor bana. Bir de Scale. Boyutlandırma için bunu yapmam lazım. Ama onu 0-0 aman yapmıyoruz. Çünkü 1'dir onun şeyi. Normali. Çünkü bu şey değil bakın, boyut değil. Bu ne kadar boyutlandıracağımız yani büyütüp küçültme mevzusu. O yüzden 1'e 1. Bir. Biraz aktiflik düştü şey chatte. Canlında bir sıkıntı var? Yazarsanız sevinirim her şey yolunda. Ben bakamıyorum çünkü. Bu arada bir şey deneyeceğim. Şuradan biraz kaliteyi düşürsem, <laughs> yani kalite derken şurada verdiğim şeyi düşürsem ne olur? Denemek istiyorum. Bana ne olduğunu söylerseniz sevinirim. Bir sıkıntı çıkıyor mu canlı yayında, ee, görüntü çok mu kötüleşiyor? Bana bir söylerseniz e, sevinirim oradan yazanlar. Çünkü bunu test yapmam lazım benim ilerleyen canlı yayınlarım için. Şimdi, yani bir fans yok. Bunu çalıştıracağız ve muhtemelen olmayacak ve uğraşacağız. <laughs> Zektiş. iş. Zor ama oyun motoru zevkli iş bence. Hı. Aa, duruyor. İlginç. <laughs> Gitmedi. Pro ilginç. ben gitmesini bekliyordum. Bu arada bakın artık sıfır görünüz gibi. Eksi bir değil. Artık sıfır. Çünkü artık var. Kullandık. Bu da aklınızda bulunsun çünkü böyle hani uğraşabilirsiniz yani neden eksi ben yazdım buraya unutmayın otomatik olarak siliyor shader'lar. Kullanmayı unutmayın o yüzden shader'da da hani test amaçlı olsa bile bir yerde kullanıyormuş gibi yapın. Shader'ın silmemesi için ona bir sebep verin. bu saçım da dağılıyor doğal olarak berbere gidemiyorum. Kaç gider miydim? Lütfen gitmezdim çünkü çok işim var. Ee, o zaman yani dediğim gibi korkmayacağı faydası yok deneyeceğiz. Yani. Korkuyorum denemeye ama Mesela x'e 0.5 verelim. Bakalım yerini kaydedebilecek miyiz? Hadi. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Bakın gördüğünüz gibi kaydı. Hemen ne yapıyoruz? Hemen ne yapıyoruz? Şimdi böyle bir şey olduğu zaman yapacağımız şey belli. Bu update'e entity diyemiyoruz. Şu entity dakika ben nerede açıyorum entity'yi? Bakayım. Şu entity'yi şöyle dışarıda açalım. Bakın şimdi. Biraz atraksiyon yapacağım. Anlamadığını izliyorum. Teşekkür ederim. Yani elimden geleni anlatmak için. Ama en azından hakkında bir şeyler kalır. İleride belki yapmak istersin. Sen de bir oyun motoru. Oyun motoru yapmak zor iştir. Sıkıntılı iştir ama güzel iştir. Ve hani muhabbet sohbet kısmı yaparsak bir son 15 dakika anlatırım. Yani bence oyun motoru hani şey muhabbeti çok dönüyor. Oyun motoru yapmayın. Çok saçma. Oyun yapın. Hazır Unity var. Unreal var. Ne oyun motoru yapıyorsun? Hiç katılmıyorum, anlatırım sebeplerini. Yani kendimce sebeplerim ve kanıtlarım var, yaşadıklarım şeyler var. Ama hiç katılmıyorum bu konuya. Ee, şimdi şunu yapacağız. Bu pozisyonunu, bunun, ben e, her updatete de biraz değiştireceğim. Şu an zaman önemli değil, bu tamamen test amaçlı. Ve şu an olmama ihtimali de var, bir korkum var. Bakalım. Hoppa! Hoppa! Şaşırdık mı? Şaşırdınız mı gerçekten? Yani... X's, <laughs> Y's... <laughs> <laughs> vay vah yani gerçekten. Ee, bir yazdıralım. Ne yapıyor bu? Kafasından neler geçiyor? A, C++'ın. Bir yazdıralım. Aa, um, a onu şey C# oyun anlatırım. Bir şunu yazdıralım. Ya merakıma yenik düşüyorum. 19 20 hala 20 kişadayız. 18 iyi iyi. Şimdi buraya ne yapacağız? Pozisyonu yazdıracağım. Çünkü yazdırıp görmek istiyorum. Bunun içinde böyle bu direkt bunu yazdıramam. bunun Jeremy'nin bir komutu var. Otomatik olarak bunu yazıya çeviriyor. Bir bakalım. Yani bir uçuyor mu o değerler? Yani yine pointe sorunu kesin de neyse. <laughs> tamam hatayı... Yazdım ama hata mı verdi bu? Hayır. Bir daha vaka yaşatmayacağım. Olmaz. Olmaz. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. <laughs> olmaz. Reddediyorum. Bir dakika. Bir dakika olmaz. No no no. Aman diyeyim yani gerçekten bir yaşamak istemiyorum onu. Yazdırmaya bile hata alıyoruz. Ee, kullan bir düşünmüş derken bu oyun motoru onları destekleyecek. Evet. Şimdi hadi toplanın bakalım hata çözeceğiz. <laughs> Çünkü ilginç. Yani bakın Entity'nin pozisyona ulaşman bile oyun motoru için tahmin edilemez bir şey. Sen bunu nasıl yaparsın diyor. Bunu yapmaya hakkın yok diyor. Yani peki. Ne diyeyim? Haklısın. <laughs> C++. Ama niye? Bana sebeple gel. Ne yaptın mı? Bir şey diyeceğim. Oo işte çok değişti. Aklıma bir şey geldi. Bir deneyelim. Olursa söyleyeceğim. Olmaz boşuna anlatmak istemiyorum. Evet. Oba. Tahmin edin sıkıntı neyle ilgili? Hadi bakalım. Sizce problem neyle ilgili? Başı S ile başlıyor. Şu an herkes tahmin etti. Yani canlı yayının şeyini böyle hani olur ya böyle daha eğlence videoları. Öyle bir kanal olsam koyacağım şey belli. Smart Point'dan çektiklerimiz veya Smart Point'in bize yaşattığı acılar falan koyardım muhtemelen. Nedir bu? Yine Smart ile ilgili sıkıntımız var. Şimdi şu sola cevap vereyim. Bir 5 dakika benim için bir ara olsun. Sonra tam gaz devam edeceğiz. Bugün bir 2,5 saat yaparım canlı yayını. Onu söyleyeyim. Evet, bütün sorularına cevap vereceğim. Başlıyorum. Neden C Sharp'ta yapmıyorsun? Şimdi C Sharp bildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltin. Bir kere hani C++, C Sharp adlarının C var ama C daha high level. C++ kullanmama sebebi low level olması. Bu bir. İki, bir de kadar C Mac'te ve Linux'ta çalışmıyor direkt diye biliyorum. Yanlışım var, düzeltin. Bakmadım, ne yalan söyleyeyim. Ee... ama C++ kolay olmasa da cross platform bir arada destekliyor. Örnek, yanlış bilmiyorsam C ile yaptığınız oyunlar, bir de Dart X'e Windows ve Xbox destekliyor. Ama C++ da hani değiştirmelerle Xbox, Android, iOS, Mac, Windows, Linux ne varsa yapabiliyorsunuz. Ha tabii ki direkt değil ama yine de biraz daha teknik imkanlar daha az oluyor. Bir de yani C# high level dediğim gibi devam ediyorum sonra cevaplamaya. Eee sistemi cevaplamıştım. Ya low ...low level derken C Sharp'a göre daha low level. Evet doğru. Yani oyun motoru yapmak zor çünkü. Ben? Ha! Bir arayüz. Ferah sorum. Evet arayüz yapacağım. Hatırladığınız biz arayüzden çok çekmiştik eski oyun motorunu. Gene çekeceğiz. Evet şimdi... ...hayatın gerçekten geri dönüyoruz. Hayatın gerçekleri şu. Ben bu entity bakın şimdi. Yine smart pointer'lara aksiyon başlıyoruz. Ben bu entity'ye bu entity'ye test layer'ı eklediğim zaman yine başlıyor, yani videonun canlı başındaki sona döndük. Eklediğimde bu entity bir anda ulaşılamaz, pis, rezil bir şey dönüyor. Yani ulaşılmasını istemiyor bu durumda. Eee Yani şey yapıyor. C++ ona ulaşılmamasını istiyor. Ulaşmayın diyor. Bir şey alacağım. 1.27 tamam. Kaç dakika olmuş? 1.27 olmuş. Şunu şuraya bir yazayım. Tamam. Yani çok böyle şey yapıyor. Sen ben test layer'a entity eklediğimde C++ diyor ki ben bu entity'yi artık kabul etmiyorum. Ben bunu sevmiyorum. Bunu kullanamazsın. Tabi bu işin şakası. Şimdi gelelim işin neden olduğuna. Ben buna benzer bir şey yaşamıştım bu arada. Tekrardan çözeceğiz. Layer'a geliyorum. Layer'a gelmem lazım. Layer test layer değil. Layer. Oyun projesi bekliyorum. Teşekkür ederim. Güzel şeyler gelecek. O konuda şu an çalışmalar bayağı bir sürüyor. Bu da onun için zaten. Şimdi biz buna yaranamamışız demek ki. Bunu yaptık ama biz buna yaranamamışız. Ben bundan bunu anladım. Yani <laughs> Yaransak böyle olmazdı. Bakın Hani bizim sildiğimiz bir şey vardı. Ants'in manager. Silmeyiz keşke. Neyse iyi ki almıştım yediğini. Bakın almanızı faydaları. O da ben nasıl yapmıştım? Bir farklılık mı var? Hiçbir farklılık yok. Bakın bir farklılık var mı? Bir tane farklılık yok. Aynısı. Hede de bir farklılık var mı bakalım emin olalım yok bir şey geldi aklıma ama zannetmiyorum bir şey soracağım yok ya yok siyapat bu tek bir ad gibi almıyordur değil mi zannetmiyorum siyapat böyle bir şey yapmaz Cık. yok yok sanmıyorum ee, şimdi bakalım izlenme kesin çok düştü. Yol düşmemiş iyi. Benim takıntım bu ya. Ben de çok kaldı üzücü. Olmaması lazım yanlış. Bundan kurtulacağım ama. Şimdi. Düşünüyorum sebep ne olabilir diye. Muvu mu onun ama muhsuz olmaz. Muhsuz olmaz. Tabii ki de. Ama get de hiç olmaz. O zaman push back'i değil. Enflash belki kullanmam gerekiyor. O farklı şekilde çünkü ekliyor ama gene olmaz. Çünkü çünkü biliyorum. Aa hata vermesi gerekiyordu. Şey yapalım. Ee, bir dakika. Application nerede? Heh. Değil. Main, main arıyordum ben ya pardon. Main burada. Şunu test etmek için şuraya koyalım. Hata alacak mıyız? Almadık. Oldu bu şekilde oldu. Yani nasıl tam olarak oldu? Ama saçma. Yani bunun bir sebebi var. Ben bunu açacağım. Bunu set yüzü açıklayamıyorum. Niye öbürünün olup bunun olmadığını. Benim muhtemelen gözüme kaçan bilmediğim bir şey var. Araştıracağım. Bulursam size açıklarım bir sok canlı yayınlarda. O yüzden bu şimdi geçelim. yüzde olduğuna emin değiliz bu arada. Hani yüzde yüzlük bir olma oranı olmayabilir. Çünkü asıl testi daha yapmadık. Asıl test şu. Update'de yapacağımız konu. Hadi bakalım. Bir de sıfırsa tamamdır. Oley. O zaman demi yapmamız şart yapmamız lazım. Yapabilmemiz lazım. Hazır mısınız? Yani ne için yola çıktık? Kon nerelere geldi yalnız farkında mısınız? Hani biz şunu hareket ettirmek için bu yola çıkmıştık. Kon oradan bin bir tane yere geldi. Neyse. Hadi. Lütfen. Lütfen. Oley! Hareket eden bir şeyimiz var artık. <laughs> Bakın. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Devam edelim. Daha bir buçuk saat oldu. Ederim ben daha. Eğer siz de tabi izlemek isterseniz. Süper bir şekilde hareket ediyor gördüğünüz gibi. Alkışları alıp falan. <laughs> yani onu canlıda yapanlar oluyor. Böyle emojiler oluyor. Hani alkıştır. Odur budur. Ben de yapsam aslında bize eğer bunu canlı uzatacaksak fena olmaz. Böyle başardığımızda alkış sıkıldığımızda bir işaret. Eğleniriz yani amaç eğlenmek. Ç çalışka eğlenmek önemli. Şimdi bunu yaptığımıza göre. Bunu yaptığımıza göre. Transformasyonu yaptık ama yapmadık. Bakın şimdi, tahmin ediyorum, şu an sadece tahminimi kullanıyorum. Ben bunun z koordinatını değil, z koordinatını yani derinliğini değiştirdiğimde tahmin ettiğim bir şey var, bakalım olacak mı? Hmm. Ben o zaman onu çözmüşüm. Daha doğru yapmışım, çözmüşüm değilse evini biliyorum. Bir emin olayım onun doğruluğuna. Ha, Bakın. Şimdi diyebilesiniz ki e çok mantıklı Z değiştiği gitti. Hayır. Anlatacağım, yine güzel bilgi vereceğim. Ben hemen bir soruya bakayım. E, e, ya, Irak'tan işte da yaparsaklar pistonla ilgili bir komut vardı. Kitapta post gördüm. Kontrol değişmiştir. O cnts ama değişken onun adının değişmesi sıkıntı yoktu. Şu konuda haklısın. Kontrolün döndürme şeklini değiştirmişler bir ara. Onu <laughs> ben de yaşadım. Döndürüp döndürdü değerleri ve bu sebeplerle birçok kişi sorun yaşadı. Birçok kişi ben öyle iletişime geçtim falan. Yani bilmiyorum. Yani daha uygun görmüşler demek ki. Daha iyi demişler. Şimdi bakın. Şu an biz herhangi bir şekilde projection matrix uygulamıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Şu an biz hayatı biraz mantık anlatayım bu konuyla ilgili. Biz şu an hayatı, dünyayı perspektifle görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bir obje hareket ettiğinde mesela, bir obje hareket ettiğinde u gittikçe küçülüyor yaklaşta büyüyor. Bu perspektifin etkisidir. Şimdi perspektif bir e, nasıl diyeyim? Şekildir. Gösterim. Yani projection yansıma mantıklı olmaz. Yani projection şeklidir diyelim. Ortografik de başka bir şekildir. Ortografik olayı da şudur. Büyüme küçülme yoktur. İki boyut oyunlarda kullanılır. Büyüme küçülme yoktur. Hani Z koordinatın bir önemi yoktur ortografik projection'da. Şimdi ben şu an herhangi bir pasif uygulamıyorum. Yani Z koltunu değiştirdiğimde objenin değişmemesi lazım. Ama kayboluyor. Ben bunu çözmek için 3 gün uğraşmıştım zamanında. Siz de uğraşmak zorunda kalmayın diye bunu göstereceğim. Şimdi bakın bakalım ben burada ne yapmışım? İzliyoruz. Ben burada Doğru gibi. <laughs> Bir dakika ya. bir şey geldi bakayım. Veri kullanım sınırı eyvah. O kadar gitti mi ya? Cık. Ama yapma çok güzel gidiyorduk. Uzatamam eğer. Bu kadar gittiyse. Çok özür dilerim bir bakmam lazım. Ne kadar gitti. Telefonu harcıyorum biliyorsunuz. 7.45 GB'ım vardı en son. Şimdi 5.68 mi? Oo. Neyse değdi ama güzel canlıyı yaptık. Ben bunu çözeceğim bir şekilde dediğim gibi. Üzüldüm. Mesela evdeyiz zaten. İzleyen çok olsun bari. O iyi çok iyi. <laughs> Kendimi motive ediyorum. Şimdi. Bunun bu sorun olmaması lazımdı yalnız. GR position... Diğer vektör. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ben buna bir verdim. Biri de bir sıkıntı olması lazım. E problemin ne senin? Yani Ah bir dakika yalnız. Ha yani ben bunu sebebini biliyorum ama yani size bu konuda şey yapmayacağım olmazsa öyle bırakacağım. Onu söyleyeyim yani bu konuyu çünkü uğraşmalık bir konu. bunu böyle olmaması lazım. Olması eminim. Ee, bir bakayım da. Olsun bu bilgi vermiş oldum. Yani bu bilgiden bu verdiğimden eminim de burada muhtemelen bir şey yanlış yaptım. Aktarım konusunu muhtemelen yanlış yaptım bir noktada. Böyle bir saçmalık oluyor ama normalde bundan eminim. O konuda bir şeyiniz olmasın. Allah Allah. Çok ilginç. Bir şey bakacağım. Taktım çünkü. Ama yok doğru yaptım. Yani <gülüyor> ya <gülüyor> yine başladık iyi mi? Ya bir 40 dakika daha gideriz. 40 dakika bir saat maksimum. O kadar gidersen bir o kadar internet harcarım da neyse. Ee, bu konuyu çok uzatmayacağım. Onu söyleyeyim. Ben bunu çözerim bu arada. Ben bir sıkıntı yok da. Ben bunu çözerim ama uzatmayacağım. Çünkü bunun olması lazımdı. Neyse biz başka konulara bakalım. Ne yapabiliriz? Kameranın yap kamerayı yapısı olarak kurabiliriz. Biraz. Kamerada çünkü çok bir şey yoktu. Onu biraz kuralım. Yani bu ilk gündü. Ben bu internet olayını çözeceğim. Onu da söyleyeyim. Hatta şey yapacağım. Hatta eğer size sıkıntı değilse rica edeceğim. Sen yani size bu bir isteğim olacak. yayın sonunda bir biraz kalın. Yani herkesi değil birkaç kişi kalsın şey yapalım. Ben bir evin internetine geçip yani 480p ile falan bir test yapayım. Yani ne kadar donuyor İzlebilir seviyede mi? Öyle değilse çünkü denemeler yapacağım. Bir çözüm bulmam lazım benim bu işe. Bir onu denersek sevinirim. Death Stranding'i seviyor musun? Arka planda gördüm. Bunu birinin sormasını bekliyordum bu arada. Evet arka planda var. Yani şey değil gösterir sıkıntı yok. Dakika, sen git. Arka planda var gördüğünüz gibi. Ama sıkıntı şu ben oynamadım. Çünkü benim daha önce söylediğim gibi PlayStation'ım yok. Oynamayı bekliyorum. PC'ye bekliyorum. 2 ay falan kaldı. Haziranda da şey yani bütün oyunu biliyorum. <laughs> bütün oyunun hikayesini falan ezberi biliyorum. Sen oynadık, yani oyunu gördükten sonra istedim. Yani ben ise oyunu Death Stranding açısını seviyorum çünkü yeni şeyler dönüyor. Ben de yeni şeyler deniyorum. Ki Death Stranding bu arada benim oyunun hikayesine aşırı önem vermek için beni motive eden oyun oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi şundan bahsedecektim. Komponatı bunu geçtim. Kamera. Bakın kameranın içi şu an boş. Tamamen testlerden ibaret bu kameranın içi. Bu testi falan geçiyorum. Gerek yok. Şimdi bir kameranın. Şunları bir siliyorum. Yazıyı biraz daha büyütsem iyi olur. Şunu mu? Bir tık büyütürüm. Tamamdır. Şimdi biraz yapısal bir şeyler kuralım istiyorum. Son böyle bir şey yapalım. Ee, ondan sonra o dediğim eğer e, durursanız sevinirim. Sonunda bir internet testi yapam eğer olursa inanılmaz rahatız. Netim. Yani çok güzel olur. Ya benim telefonum interneti feda bu canlı çok seviyorum canlı ama sınırlı internet işte. Sıkıntı o. Sınırlı olmasa şimdi kamera da ne olur? Şimdi kamerada pozisyon olacak veya ım, rotasyon olacak demeyin. Çünkü ne dedim ben size? Entity, entity, her şey yani kamerada bir komponent aslında. Biz kamerayı bir entity'ye vereceğiz. Yani bu şu anlama geliyor, ne anlama geldiğini açıklamak gerekirse bu şu anlama geliyor. Kameranın kendi başına herhangi bir pozisyon falan yok. Onun bulunduğu entity'nin pozisyonu var. Yani bizim kamerada ihtiyaç olan şey aslında perspektif için gereken şeyler olacak birincisi. Onu hatta buradan da gösterebilirim. Şurada. Bu dediğim gibi çok faydalı bir doküman bu arada tavsiye ederim. Learn Open bayağı faydalı bir doküman. Çok takdir edilesi bir yer. Bakın şey var burada. Öncelikle kamera nasıl iki tane matriksi var. Bir tanesi onun view matrixini hesaplamamız gerekiyor ki View matrix'i ne hesaplayacağımız için onu şimdi bir kenara pardon bir kenara atıyorum. Bunun dışında hmm, Bura değil mi? Nerede? Ben niye bulamıyorum? Bakamaz. Sinirim bozuldu. <laughs> Bulabilmem lazım. Şurada o zaman o koordinat sisteminde. Evet. Bakın ortografik böyle oluyor bu arada. Bu dokümanlarda çok faydalı. Perspektif de böyle oluyor. Biz perspektif kullanacağız bu noktada. Şimdi perspektif şöyle oluşturulabiliyor. Bunu şöyle yapmak istiyorum public glm mat4 projection matrix dedim. Ondan sonra kamerayı oluşturduğumuzda kamerayı oluştururken ona bu değerleri şimdi şu, her zaman bunu istemeyebiliriz. Yani değerleri oluşturmak istemeyebiliriz. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Öncelikle bunu direkt yapıştırıyorum. Şimdi burada tabi yapacağımız bir sürü şey var. Şunu siliyoruz öncelikle kamera projection matrix yazıyoruz bunun yerine Projection matrix burada perspektif etkisini sağlamak için yani aslında derinlik 3 boyut asıl 3 boyutu verecek olan şey bu bu olmazsa 3 boyut olmaz Merak ettim Vay 19 çok sağ ol. Şimdi bu width ve height ekranın genişliği uzunluğu bunun orana ihtiyacı var perspektifin şeyini kurarken bunu e, Display Manager'dan alabilirim. Benim yazdığım bir şey. Yalnız şimdi bir sıkıntımız yani bir konu var. Ben bu display manager yani şimdi anlatacağım tamam bir dakika. Söylemek yerine anlatmak. Şu an yayınım bir dakika. Şu an yayınım HD mi? Yani, yani HD derken 1080p destekliyor mu? Şu an desteklemiyor 1080p. Ben şeyi düşürdüm çünkü o bitrate düşürdüm. Bilerek. Deneyeceğiz. Onu bir yayın sonu deneyeceğiz. Ama ben onu çözmek istiyorum ya. Bir şekilde çözümünü bulacağım. Çünkü canlı iyi gidiyor. Ya bilmiyorum. Herhalde burada gelen çok kişi yazarsanız sevinirim. Hani bu yayınları elinizden gelince katılmak istersiniz. Çünkü o kadar sevdiniz. Ben elinden gelince yapmaya çalışacağım. Yani 10-15 kişi her yayın olursak ben bu yayınları yaparım. Aktif 10-15 kişiyle. Şimdi bu bizim klasik hazır şeyimiz olsun. Hani parametre hazır projection matriximiz. Ama diyelim ki biz... Bir kamera oluşturmak istiyoruz ama bu değerleri biz vermek istiyoruz. Olabilir çok normal. Bu değerler neler? Öncelikle float fov. Fov değeri. HD yok şu anda evet. Bence gerek yok HD'ye. Yani çok eksikliği yaşanıyor mu bilmiyorum da olmasın. İnternetinden çok gitmiş. Fov'u alıyorum. Sonra fov'dan sonra ne var? Float. Near plane. Bundan da ona atacağım. Float. Far plane. Fov'un bakış açısı aslında. Near plane ve far plane şu yakın yani ben şöyle düşünün near play yani yakın zemin ben kaç santimden başlayarak görmeye başlarım. Yani mesela ben atıyorum 20 santim ayardıysam near play'ini şurayı görmüyorum. Hayır yani görmüyorsunuz. Şurayı görmüyorum. 20 santimden başladığım için. Bura yok. Far play'inde bunun uzak hali. Ben nereye kadar görüyorum? Konusu. Hemen burada bir anlaşma düzeltmek istiyorum. Bu OpenGL konusunda önemli. Burada gösterilmiyordan kastım renderlanmıyor değil. Matrix hesaplarından ötürü göz görünmüyor ekranda. Yalnız renderleniyor. Yani ben mesela çok uzaktaki bir şey atıyorum. Ben 1 e, bir metre yaptım bu sınırı ve 3 metrelik bir obje var. Bu objeyi ben göremem. Ama renderlanır. Burada da işte o optimizasyon muhabbeti, occlusion cooling falan giriyor. Onların biz renderlanmamasını sağlayacağız ilerleyen zamanda. Belki onları beraber yaparız. Belli de olmaz. Çünkü güzel konsept, güzel pratik olur. Güzel uygulama olur. Near plane. Ve far plane. Bir şey yapmıyorum. Parametreleri yazıyorum. Tamamdır. Bu arada bir konu var. Belki bir ihtimal şey gerekebilir. Şuraya da şöyle fov Hani ileride bu kameranın bu değerlerine ihtiyacımız olabilir. E, o zaman ihtiyacımız olduğunda alabileceğimiz şeyi şimdiden yapalım. Diyorum ya her şeyi yapı. Yani her şey yapı. Şunları şöyle yapacağım. Daha güzel olur. Benim için daha anlaşılır oluyor böyle. Tabii şimdi şunları değiştirmem gerekecek. Ayrı mevzu. Ee, kamera. Bu parametre alacağım. Bir şey yapmayacağım. Aktarıyorum değerleri sadece. Bu arada müzik konusunda daha böyle sakin arka tema müzikleri bulabilirim ilerleyen canlı yayınlara. Tabi telifsiz böyle bangır bangır müzik değil daha çok hani böyle hafif piyano falan olan bir arkaya ton yaratacak, ton koyacak bir şey olabilir. Çünkü onu bir böyle bir gene oyun kodlama canlıyında böyle bir müzik duymuştum. Güzel oluyor. Tamam. Yalnız şunu yapalım. Kamera başına hepsine kamera koyacağım. Şunların tamam. Drop var dedi Harun. Drop var mı? Var mı öyle bir konu? Tamam. Burayı da hallettik gördüğünüz gibi. Ki bir sıkıntı olmaması lazım. Bir deneyelim. Bir çalıştırmayı deneyelim. Bir problem olacak mı? Şu an bir etkisi olmayacak bu görüntü. Ama olay çalışmayacağım. çalışmayacağım. Yani görüntü etkisinden çok. Ben failed'ı gördüm ya bir kere. Bakmasak mı? Bakmıyor. Gerek yok. Gerek var mı bakmaya? Yok. Ben bırakıyorum. gidiyorum. <laughs> bakalım kaç kişiyiz şu an? 20 kişi. Hadi bakalım. <laughs> kafaya verip bu sorunu neyse çözeceğiz. Vazgeçmek yok. Ee, kaç hata? 32 mi? Anladım sorunun ne olduğunu da. Bir dakika, şimdi en baştan başlıyoruz işte C++ bu yüzden sonra her şeyi açıklayıcı anlatmıyor ben ne olduğunu anladım ama her şeyi güzel anlatmıyor C++ Şimdi öncelikle CRM'i doğru importlamadık, birinci hatamız orada onu hemen şu soldaki koddan alacağım, hatırlamıyorum çünkü Neyin import, şundan importlanması lazım hemen bunu importluyoruz tamam, hatanın düşmesi lazım Ama tamamen gitmeyecek. Hata olacaktır. Evet. Düştü. Çok düştü gerçekten. Neyse düştü. Display manager is not class namespace. Çünkü Evet. Muhtemel bu yüzden. Forpus name altında. Bunu forpus adından gelen merak eden varsa gösteririm. bir anlam var. Uydurmadım forpusu. Uydurmuş gibi at gibi duruyor farkındayım. Öyle zannedenler var mı Uydurmadım. Bu kadar hata. Yalnız fazla bu konuya ya bu kadar hata. Bakalım şimdi ne alacağız hata olarak. Azalttık hatayı da. Bakmak istemiyorum ya. Aa hata arttı. Ya Antalya yaptık. Ee, ha Evet evet öyle ya öyle dur o. Öyle dur o. o. Ben ben bir kere 2500 tane hata almıştım. Öyle o günleri de hatırlıyorum. Aklıma bir ihtimal geldi. Bir denemek istiyorum şansımı. Display Manager'ı importlamadım çünkü o yüzden olabilir. Çünkü Component ve Display Manager farklı yerlerdedir. Doğru. Display Manager'ı importlamadım. Lütfen ondan ol. Hadi. Hadi. Bakın. Fopus'a yoktu. Boşuna Fopus yazmış olduk. Neyse. Şimdi çalıştıralım. Neden? N ya bir şey diyeceğim. Ben build ettim. Hata gördünüz mü? Her şey build etmedi çünkü. Neyse bir tane hata çözeriz. Focus, compass, kamera, focus, kamera. Nerede hata? Ha, tamam doğru. Artık bu yok. Artık bu var. Evet bu hata mantıklı. Bu hata sıkıntı yok. Blender e, Blender'da add bilgim yok. Hayır. Evet bir hata almadık. Güzel. Huh, yoruldum. Ne yalan söyleyeyim. Şu şeyi göstereceğim size. Fopsat'ı nasıl buldum merak eden varsa. Şimdi şöyle yaptım. Buradan Latince'ye girdim. Öylesine dedim ki Muhabbet kuşu yazdım şuraya. Forpus Gala. Bakın Forpus Gala. Dedim bu isim çok uzun. Şu bir şeye benziyor. Şunu alayım ne olur dedim. Yazdım. Bir şey çıkmadı. Ondan sonra Google'a yazdım bunu. Böyle papağan olduğunu öğrendim. Böyle papağan varmış. E ben kuşları severim. Ben yani o yüzden muhabbet kuşunu şey yapmıştım. Muhabbet kuşum da var. Dedim Forpus güzel yapmış. Devam edelim bundan. Adres ben böyle buldum. <laughs> ama yani ona bakarsanız çok saçma ad bulanlar, çok saçma şekilde ad bulanlar var ama ad güzel. Hazel'ın da öyle bir had hikayesi vardı. Orada anlatıyordu hatırlıyorum. Şimdi bunu hallettik. Ee, bu noktada şöyle bir şey daha yapabiliriz son. Kameranın diye update etmek istersek yani fobunu falan olduğu gibi değiştirmek istedik ki olabilir mantıklı bir istek aslında. Onu da bir yapalım son. Ondan sonra şu yayın testini yapıp birazcık oyun motoru hakkında falan muhabbet edebiliriz. Yani sorularınız varsa onlara cevaplarım. Biraz o başında 30-35 kişi olduğu için anlatamadığım şeyler vardı. Eğer ilgiliyseniz bu süre zarfında ne oldu biraz anlatabilirim bu oyun süre zarfında. Ondan sonra canlı Böyle hani bir son internet denemesi sohbetle bitiririz. Ama şunu bir yapalım önce. Void update uh, parameters diyelim. Tabi öyle yazılmıyor parameters. Parameters diyelim. Şunu alacağım. Ve bunu buraya yapmayacağım bu arada. Bu çünkü normal burada olması zaten. Şurada olması lazım. Bu arada gördüğünüz gibi ben her şey yorum yazıyorum. Sizde yaparken vakit kalbimde yorum yazmadım. Sizden sonra şimdi oturacağım. Bütün yazdığımız kodları yorum yazacağım. Komponenti çok özür dilerim kamera. Şey update parametresi olması lazım aynen. Şu içini alabilir miyim? Şu içini yazmak istemiyorum tekrar uzun uzun. Evet, şu içini aldım. Sonra şurayı da alacağım aynı şekilde. Aynı şey yapacak çünkü farklı bir şey yok. Update ettiğinde tekrardan Matrix hesaplayacak, değerleri yenilecek o kadar. Bir şey yok. Nerede bizim şeyimiz? Evet, bitirdik. Yani bugünü bitirdik. E ben biraz daha fazla bir şey yapmayı düşündüm ama biraz vakit vakit aldım. Önemli değil. Şimdi bu ben birkaç bug'ı hatayı düzeltirim. O transformasyon matris hatasını düzeltirim. Yarına bir tık daha ilerlemiş olarak gelirim. Ya yani yarın geleceksem. Sosyal medya takip edebilirsiniz bu arada. Hani duyuruyorum. Instagram'dan falan da duyurdum. Facebook'tan, Twitter'dan her yerden duyurdum. Ee, bu arada kayboldu. Çünkü şeyi silmedik galiba değil mi? Şu şey konusu nerede o? Şunu silmedik. Evet tamam. Ama biz mutlu bitelim. Yani mutsuz bitirmeyelim. Bakın bir de son bunu yaptık. Geç hızlı olacak şimdi de. Yok olmadı. Neyse. Hızlı olacak. Şunu en son onu yaptık. Hani artık hareketen bir objemiz var. Her şey adım adım. Evet. Herkes hala burada mı? Bakayım kaç kişi diyor. O 20 kişiyiz. Yani bu arada kodlamayı bitir bitirmemi iste bırakıyorum. Açıkçası ben biraz yoruldum ama bu canlı bitireceğim anlamına gelmiyor. Biraz planlar hakkında konuşabiliriz. Falan filan. Oyun motorunu sağlı oyun motoru olur mu? Oyun motoru kıçlanacak bir iş değil. Oyun motoru büyük bir iş ki bu oyun motorunda yapay zeka olacak zaten. Şimdi yani siz burada mı buradaysanız eğer ee, bir buradayım yazsın birkaç kişi. Ona göre bir internet testi yapmak istiyorum sohbetimizden önce. Eğer bir sorun yoksa sorun şimdi bir internet testi yapmak istiyorum. İnternet testi birkaç dakika gidip geleceğim öyle söyleyeyim. Ee, ona göre bir deneyelim bu çok önemli benim için. Yani kendim yapmak çok gerçi olmuyor. Sizler ben yapmam daha iyi oluyor o yüzden. Boğazım açtı konuşmaktan biraz. Şimdi sıcak bir şeyler içerim. Sıcak süt, çay, may. Çay istemem normalde sıcak çay da bu arada. Ama yani böyle bitki çayı içerim. Bir gözlüğümü temizleyeceğim. Sorunuz yoksa eğer sıkıntı değilse bu şimdiden söylüyorum. Lütfen gitmesin kimse. Ee, ben hemen gidip geleceğim. Bu arada bağlantı bir anda kopacaktır çünkü muhtemelen. Yapacağım şimdi. Bir yakını kapatayım. Yok daha internet şey yapmadım. Denemedim. Ne yazık ki o şey şimdi başlayacağız. Bu arada ee, hemen gidip geliyorum yani 10 saniye bir şey bakmam lazım gençci niye gittim anlatırım. Ben gitmemiştim ya bu arada. Gitmişim gibi şey yapalım. Yok gitmedim gitmedim. Geleceğim. Bir dakika geleceğim. Bizimkine içeride bu niye taktıysam. Bizimkine içeride film izliyor gibi geldi. Ona baktım izliyorlarmış. İnternet açısından onu değerlendireyim diye. Bilim, bilmek için baktım. Evet hazır mıyız? Bu test çok önemli. Yani size önem gelmiyor ama bu bizim canlı yayınlarımızın hayati şeyi. Dua edelim bol bol. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi daha kopmaması lazım çünkü daha bizim interneti aktive ettim. Şimdi bu interneti koparacağım. Bu arada ben de şeyden açayım. Şuradan açayım. Bir dakika. Kendimden açayım. Oh, aktif olmadı. Ev ee, interneti mi bozuldu? Hayda bir bu eksikti başımıza gerçekten. Ya. İnternet gitti iyi mi? Aa, Niye böyle şeyler oluyor? Ben bu çektim ben gidecek ki internet yok. Ya bir test yapmak istiyorum. Yapma gözünü <laughs> Bu test yapmam lazım. Çok önemli. Sizi bekletiyorum. Kusura bakmayın. Ama yani ne yapıyorsun Windows? Yakışıyor mu? Ben çıkıp deniyorum. Gidersem geleceğim. Tekrardan merhabalar geldim. Yapacak bir şey yok. Bu internet testini yapamayacağım. Kusura bakmayın. Sizi de beklettim boş boşuna. Yani bilgisayarım bir anda bir internet görmemeye başladı. Durduk geri yapmaz aslında. Olsun. Yani bu testi yapmak istedim. Belki bir umut bu iş çözeriz diye. Olmadı. Tamam. Yani bugünün canlı yayın çalışmasının sonuna geldik. Sizi bekliyorum. Bir sorunuz varsa lütfen sorun. Onu da o sorudan sonra canlıyı bitireceğim. Ee, C++ nereden öğrendin? Onu yapmamız gerekiyor. O o sorun. Bu arada geldim değil mi? Bir, yazar mısınız? Bir sıkıntı olmamış lazım şu an. Her şey okey olarak görünüyor çünkü bende. Yeşil görünüyor. C++ nereden öğrendin? O oyun motorunu nasıl yapacağım? nereden öğrendin? Yani C++ çok çeşitli kaynaklar kullandım. Learn OpenGL'i gördünüzdü. Cherno'dan faydalandım. Ondan sonra Team Matrix Java ile ilgili ama ondan çok faydalandım. Tam daha gitmiyorum. Sorabilirsin sorunu. Son soruda bir cevap vereceğim. Ondan sonra gideceğim. Yani çok ilginç. Neyse. Ben artık onun private olarak testini yapacağım. Üzücü oldu bu durum. Ama yani bence güzel bir canlı oldu. Son sizin de canlı hakkında fikrinizi alayım bu arada. Kalan 10-15 kişi hazır değiliz bu arada. Sorunuz varsa onu alayım. Yok hiç ilgilenmedim onlarla. Darknet'le, Deep Web'le falan. Fena canlı yapmadık. Yoruldum. Ama güzel oldu. İyi şeyler başardık. Beraber çalıştık. Bir yaptık. Ee, şey sorusu gelmişti. Bu oyun motorunu yayınlayacak mısın diye. Açıkçası bilmiyorum. Çünkü kendi oyunumu da kullanacağım için bunu. Hmm, net bir, bir şey söyleyemiyorum ama yayınlayabilirim de ee, dediğim gibi yarın bir ihtimal bu canlıya devam edebiliriz ee, onu söyleyebilirim yani yarın saat 8'de bir bakın youtube'a ve daha önceden çok daha parça olurum da yani bunu otomatiğe bağlamak istiyorum çünkü sonuçta gene de yine çalışma yapıyoruz yani her gün böyle bir saat iki saat olmasa bile bir saat bir buçuk saat bir konu hakkında çalışmak istiyorum bir amaç ne kadar olur ne kadar olmaz bilemiyorum ee, deneyeceğiz onu Niye der gitti ya? Ben mesela başlamak zorunda kalacağım. Ee, şey Discord istiyorsun. Adını okuyamıyorum. Adını seslenemiyorum sana. Bana gönder arkadaş Erak -tok Tokluk. Ben seni kabul ederim. Merak etme. Discord çok sık kullanmıyorum. Bir şey olarak sadece kullanıyorum. Kitap bakarım ona. Kitap çok ya kitap çok kullanmıyorum o yüzden. <laughs> yani benden şey istiyorsunuz da onu pek kullanmıyorum. Şu an Discord'u bizim sırf ekip görüşmelerini kullanıyorum. Sesli görüşmelerde. Onun dışında kullanmıyorum. Herhalde oyunun o şey dönemini merak eden yok bu arada. Niye boş bıraktığımı soran yok. Olursa onu anlatırım bir son 10-15 dakika hikaye olsun diye. Sonra belki bunu hatta kesip çünkü şeye koyarım. Youtube'a da koyarım. Onun dışında burada şunu büyüteyim bir dakika. Şunu büyütmek istiyorum. Bunu değil. Bunu. Discord ben Facebook kullanıyorum, Instagram kullanıyorum, Discord'dan ulaşabilirsin. Fark etmez. Bana gelir telefonu falan var uygulaması. Bildirim gelir yani. Yani bu arada bu canlı yayın güzel geçti. İzlemeler rekor seviyedeydi bu arada. Onu söyleyeyim. Sağ olun. Yani bunun konu ne ilgisi var yoksa karantina ilgisi var bilmiyorum. Ama gelip de ya bu nasıl bir canlı deyip görmedim. Demek ki girenlerin giren insanların bile bir hani şey oldu. Sevdiler belki bilmiyorum. Neden boş bıraktın? Ha biri sordu bana. Tamam onu şey yapacağım. Aktif olarak girdiğim ya şunu söyleyeyim. İtiraf etmek gerekirse ben sosyal medyası kullanmıyorum. Yani kullanması kabul etmedi sanırım. Ya şey Açıkçası e, Facebook'ta çok ilgilenmiyorum bayağıdır. Daha yeni girdim Facebook'a, bir telefonumdan biraz bakıyorum. Ya yani ben de çok duran bir insan değilim. Belki ölüm gibi görünüyor olabilirim de değilim açıkçası. Hani hiç değilim hatta. O sebepten ötürü biraz şey olabiliyor konularda. Bir çok soru geliyor bayağıdır. Onlarla da ilgilenmeye çalışıyorum. Makine öğrenmesine tabii hiç derken çok baktım. Yani yapay zeka, derin öğrenme onlara bayağı çalışmalarım var. Ki bu oyunda bu konuda bağlantı olacak zaten. Ee... Neden boş bıraktın demiş. Yani şimdi çok uzatmamak istemiyorum. Vakti almak istemiyorum ama merak edenler için anlatayım. Çünkü konu dediğim gibi kendimi boşlu hissediyorum size biraz. Yani orada bir haksızlık yaptım ama eninde olan bir durum değildim. Yani duyur yapabilirdim ama yani her zaman... Her zaman hani ıı, bir değişim olduğu için e, panzer bu tarz makine makinelerimiz yapılmıyor. Katılmıyorum. Evet yapılmıyor. Ama ben mesela C++ için konuşuyorsam makinelerimiz yapmak zorunda kalabilirim. <laughs> yani ne kadar yapılmıyor olsa yapmak zorunda kalabilirim. Şimdi neden boş bırakdığım konusuna gelecek olursak. E, bir kere bunun temel sebebi oyunun sürekli değişmesi. Yani benim oyunla ilgili beklentilerim amaçlarım bazen değişiyor yani Hep bir aynı amacım vardı ama onu çok abartma konusunda kaçınmaya çalışıyorum. Ki belli bir sürede e, ee, şey o kadar şey yapma spam yapma Ferhat halletti zaten yani geçiş olarak yap yani kalıcılık bir şey değil oraya şey ben şey yaparım merak etme yani bu arada sana ulaştırırım hatta alıyorum adını ve kodunu ben sana ulaşacağım merak etme ilk vaktim olduğu zaman da şey şunu bir kodunu al, alayım tamam aldım kaydettim Eee sorumuza gelelim. Yani çok değişiyor. Ben de durmaya çalışıyorum. Arada hatta şunu itiraf edeyim. Oyun motoru yapmaktan vazgeçtim. Ufak bir dönem bile oldu. Ben bunu yetiştiremeyeceğim diye. Ondan sonra tekrardan geri döndüğüm oldu. 2-3 kere uyum baştan başladım oldu. Hep bir tekrardan başlama mevzusu var. Sonra siz de hatırlarsanız o videoyu dikkatli izleyenler bilir. O videoda şöyle bir laf ediyordum ben. Şu an bile o en son videoda bu yeni başlangıç diye. Şu an bile bazı değişiklikler oluyor. O yüzden kesin konuşamıyorum diye. O değiştirdiğim şey ekip konusuydu. Ekip konusu oyunu çok etkiledi ama olumlu açıdan tabii ki de. Ekip istediğim bir şeydi. Hani hala ekip o tamamlanmıştı. Yani ekibi hala şey değilim. Hani nasıl diyeyim? Daha açıyorum. ekibi daha biraz daha bir noktada genişletmem gerekebilir bazı konularda. Ama şu an için iyiyiz. Yavaş yavaş bir ilerleme var diyelim. Hızlı bir ilerleme değil. Çünkü daha oyun motoru geliştiriliyor. Ama ben de elinden geldiğince o ekibi şey yapmaya çalışıyorum. İyi bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Şimdi bu iş sebeplerle ötürü çok fazla uğraştım. Arada çok fazla kod değişti. Bir ara biraz moralim çok düştü, motivasyon çok düştü. bir dönem oldu. O dönemden çıktım. Gibi gibi. O yüzden yani bu değişten ötürü böyle oldu. Ee, sonra cevap vermeye devam edeyim bu arada. Çok uzatmayacağım ama bir 10 dakika daha falan uzatırım. O kadar ekranı ne yapıyorsun merak ettim. Programcısını anlarsın. Şu an bütün ekranlarım dolu. Solda işte baktığım dokümanlar, ayarlar var. Ana ekranda çalışıyorum. Ee, en sağda yorumlar var. Bu da Discord şey OBC kontrol ediyorum. Yani kullanıyorsun o kadar şeyi. Ferhat e, ne yazıyor? Hmm. Sağ Ferhat. Evet bu arada haklısın Panzar. Şey değil yani o tarz şirketler Python veya o tarz diller kullanıyor makine öğrenmesi yapay zeka konusunda. O konuda haklısın. Ama mesela benim durumda onları kullanmayacağım muhtemelen. Eğer makine öğrenmesi için girersem gireceğim gibi duruyor. Huh, bayağı yorgunluk hissediyorum üstümde. Ee, kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 17'ye gireceğim. Doğum günüm az kaldı. Neden oyun motorunu ile yapma kararı aldın? C++ daha low level bir dil. Java'ya göre ona göre artık onu kullan. Yok, Python kullanılıyor ya o kadar değil. C++ daha low level performans daha iyi. Sana daha fazla kontrol veriyor. Bu açıdan daha faydalı C++. Yok önemli değil. Evet. Yani umarım Mesela güzel bir soru geldi bu arada. Bunu teşekkür ederim bu soru geldiği için. Blender dersen. Hocam oyun motoru yazmak yerine Unreal kullansan daha mantıklı olmaz mı? Yani Unreal'ı öne vermişler vermişti. Yani niye oyun motoru yazıyorsunuz? konusuna gelmiş. Evet onu da söylemiştim. Öyle ee, bir muhabbet dönüyor. Yani oyun motoru yazmak saçma saçma. Bunu sana söylemiyorum bu arada Blender dersi. Ee, ben genel, daha önce de bu muhabbeti biliyorsunuz. Daha önce de konuştuğumuz bir şeydi bu. <laughs> şu an canlındakilerle. Ben onu şu an bağlantı kuruyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Oyun motoru kullanarak bir proje yapılabilir. Yapılamaz demiyorum. Ama kendi oyun motoru yapmanın çok fazla avantajı var. Bu arada ben oyun motoru yapmak istiyordum. Hani kendi kişisel bahsedecek olursam. Oyun motoru yapmak istiyordum hoşuma giden bir şeydi. Gör ya yani ben de yapsam ne güzel diyordum ve <laughs> nasip oldu aslında denemeyi. Ki bir yıldır falan yapıyorum. Güzel de bir şey, zorlayacağım mı güzel bir şey. Şimdi şu konuya gelelim. Oyun motoru kullanmak şu yüzden iyi. Örnek veriyorum benim oyunum low poly. Şimdi low poly olduğunda ihtiyacı olmayan bazı özellikler var. Bu özellikler Unity'de Unreal Engine'de eee var. Yani mümkün. Mümkün e, kelimeyi unuttum. Mevcut. Hah, anlayamayacağım yüzde mevcut. Şimdi bunlar bana fazlalık. Bu da aslında benim aslında optimize edemem, çoğu şey optimize edememe sebep oluyor. Ve Ubisoft Crysis'in Evet, D Dunia. O, o kendi oyun motorunun biri, onu biliyorum evet. Lumia. <laughs> Yani o noktada kendi içerisine göre bir oyun motoru yapmak, kendi oyununuzun ihtiyaçlarına göre çok daha iyi oluyor. Zaten oyun motoru yapmak deyince bir unit yapıyormuşuz, bir anlayıcı yapıyormuşuz gibi hayal etmeyin. Yaptığımız şey kendi oyunumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak bir sıkıntı benim oyunum büyük. Kendi oyunumuzun karşılayacak bir oyun yap, bir oyun motoru yapmak. Mesela en çok korktuğum animasyon. Hala çok korkuyorum animasyonlardan. Animasyon yapmam lazım bu oyun motoruna. Geçen bir ay sürmüştü yapması. korkuyor. Biraz bekleyeceğim. Soru olmazsa canını bitireceğim. Hmm. Yani şimdi blender o konuyu bilmiyorum. Hani sadece render modu nasıl alınıp nasıl birleştiriliyor kendi yaz oyun motoruyla ama o zaman oyun motoru yazmanın manası kalmaz. Şimdi senin de haklı olduğun yerler var bu arada. Yani bir oyunu çıkarmak istiyorsan oyun motoru kullanmak akıllıca olarak görünüyor. Ki doğru da hani vakitsel olarak, uğraştal olarak ama hani onun da dezavantajları var. Bu yolun da dezavantajları var. Hepsinin avantajı, dezavantajları konusu var bu noktada. Çünkü ben şunu da istiyorum. Low poly stiline bazı yenilikçi şeyler getirmek istiyorum. Bu noktada da full kontrolü ihtiyacım var. Yüzde yüz kontrolü. Kendi oyunumda, kendi oyun motorumda. <laughs> Konuşmaktan boğazım açıldı. Yoruldum. <laughs> Ben de bekleyeceğim. Çünkü gecikmeli geliyor onu biliyorum gecikmeli geldi. Bir şey merak edeceğim. Ben bu şeye çektim bunu. Bayağı şeyi düşürdüm. Hani e, gönderecek veriyi o besteden. Acaba hani harcamalar düştü mü? İnternet harcaması. 2 GB gitmişti arada. <laughs> yani nereden öğrendim? İnternet öğreniyorum. İnternet kaynak çok bol. Tabi İngilizce var. Türkçe yok ne yazık ki. Az var varsa da. Oo yani gerçekten bu internet böyle gitmez. Bayağı şu 3-4 GB'ımı feda ettim bu canlı yayında. Şu öyle bir durum var. <laughs> tamam. Yok düşmedim. Ben şeye bakıyorum. İnternet ne kadar gidiyor konusuna bakıyorum. Kötü gidiyor. Her gün yamam bu halde. Çözmemiz lazım bu sorunu. Belki 480p falan hani canlı yayınları yapabilirim. Sonrasında kaliteli versiyonlarını hani kaliteli versiyon olarak yükleyebilirim YouTube'a kaliteli izlemek isteyenler için. Ha o zaman o zaman orada 1080p yüklerim. Ama canlı 480p izlerler ki çoğu kişinin ekranı için 480p kötü değil. İngilizce tabi İngilizcem iyi. İngilizce anlıyorum. Ki İngilizce videom var. Bir tane. Yarışma için hazırladım sanırım yani genel sorular şeyler bitti. 12 kişiyiz. Hala iyiyiz. ne alaka? Yani şey konusu var. İzlenmeler güzeldi. Teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu seriyi. Ben devam etmek istiyorum eğer siz de isterseniz. Elimden geldiğince belki o zaman 2 saat olmaz ama 1 saatlik odaklandığımız bir konuyu bitireceğimiz 1 saatlik bloklar olarak. Hatta oyun motorunu bir seriye getirdiğimizde şunu da yapabiliriz. Benim yaptığım bir şey bu eski oyun motorumda. Ee, ben oyun motoru oyun üzerine çalışırken bir konuyu alıp onu bir yan proje gibi geliştiriyorduk. Mesela bunu arayüz yapabiliriz. Yani birkaç gün sabredin, birkaç belki bir hafta maksimum oyun motoru bir iyice bir otursun. Arayüz sistemiyle canlı yayınlarda başlar. Canlı arayüz götürürken ben e, asıl ben kendi çalışmamı başka şey götürürüm. Yani bizim mini projemiz gibi olur aslında. Ki güzel olur. O zaman hani sizden bağımsız pek bir şey yapmam arayüzlerle ilgili. Devam et diyenler var. Teşekkür ederim ilgi için. O zaman o zaman bu kadar çok izlenecek mi bilmiyorum. Bu sefer çok güzel bir tepki aldım. En iyi canlı yanındı. Karantinanın bir etkisi olabilir, olmayabilir. Çok önemli değil benim için. Ee, sonuçta yani mutluyum. Ne yalan söyleyeyim <laughs> ben biraz daha şey yaparım. Kendim, bu arada ben de kendimi geliştireceğim. Hani sizlere bazı konuları daha iyi anlatmaya başlayacağım. Hani çünkü canlı yapmak unutuyor. Bayağı canlı 4 tane falan canlı yapmıyorum. Yani ama ben de açılacağım. Ki şey istiyorum. Belki buraya böyle bir kağıt, kamera koyup size kağıtta da bir şeyler gösterebileceğim, kağıtta çalışacağımız konular olursa onların da görüntülerini sizlere aktarmak istiyorum. Ben çok bayağı öyle not tutma konusunda bir şeyiniz varsa defter şey yaparım Ben mesela defter kullanıyorum. içinde oyunla ilgili bayağı bir, bir şey var. Planlamalar, Canlı planlaması, grup planlaması, teknik planlamalar faydalı oluyor detay tutmak. Güzel bir şey. Tavsiye ederim yani. Ee, Tebriklerin başarın devamı dedim. Ben de çok bir takip teşekkür ederim ama öyle bir niyetim yok açıkçası. Yani takipçi kitlesi olacak varsa oyunumun olsun. Oyunum çok oynanmasını istiyorum çünkü. Şunu da söyleyeyim. Hani sona gelen kendim bir söylüyorum. Sizin sorunuza cevap verme devam edeceğim. Bu şu an bu anlaşılmıyor ama bu oyun projesi bir oyundan çok daha fazlası. Yani şu anki kurduğumuz planlar, yürüttüğüm bazı işlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Bir oyundan çok daha fazlası. Bir eğitim girişim gibi aslında. Programlama ile ilgili. Benim eski oyun bilenler bir oyunun devamı. Yani devam ediyoruz ediyor, aslında. Sadece oyun değişti. Yani hani oyun tema aynı. Ha, amaçlar da aynı. E, o yüzden bu oyun umarım çok faydalı bir şey olacak bittiği zaman. Niyetim o. Bir bakayım son sorular var mı ona göre bitireceğim. Ben de yoruldum çünkü. Ama canlı yayınları şey yapmak lazım işte bot. Yani canlı çok kullanacaksak canlı bot ekleme bu işte yardımcı bot koyarız. Ondan sonra emoji konusu yani biraz yani şey önemli. Sonuçta burada bu da mutluluk verici bir şey benim için. Bir sürü kişi var bayağıdır tanıdığım ya canlılarda görüştüğümüz bir 10-15 canlı görüştüğüm bir yurtta bir sürü kişi var. Bu güzel bir şey. Yani aslında güzel burada bir ortam oluşuyor. Onlar bilgi paylaşımı yapıyorlar. Ben onlardan bir şey öğreniyorum. Onlar benden bir şey öğreniyor. Güzel bir ortam. Ve bu ortamı daha da şey samimi hale getirmek için o emojiler veya başka muhabbetler yapılabilir. Sonuçta mesela yani o arkadaş ben çok takip etmiyorum ama arkadaşlarım söylediğine göre bu tarz yayıncıların şeylerin falan böyle kendine has şeyleri oluyor takipçilerin anlayacağı. Bizim de muhtemelen bir tane nokta koyalım, anlarsınız noktada muhabbetini. Smart Pointer'ı da artık, yani burada izleyen herkes Smart Pointer'ı anlayacak konusunun ne olduğunu, niye bunu söylediğimi. <laughs> o da bizim sembolümüz. Son ıı, sorular yok galiba, yoksa da olmadığını belirtin çünkü hiçbir sorunuzu kaçırmak istemiyorum, o yüzden bekliyorum. Yorucu ama faydalı bir canlı yayın oldu. Benim için de oyun ilerledi. Bayağı bir sorunu çözdük oyunda. Hani görüntü değil. Şunu söyleyeyim. Oyun motor konusunda geliştirecekleri için başlangıçta eğer yapıya dikkat ederek iyi yapıyorsanız evet yerinde sayıyormuş gibi hissedeceksiniz. Yani ben dönüp dolaşıyorum ya. Görüntüye bakın hala aynı dörtgen. Öyle hissedeceksiniz. Abi bir nokta geldi. Aa, her şeyim hazır ya. Entity sistemi, kamera sistemi, vay ışıklandırmalar yapı da güzel. Koyduğumu çalışıyor. Cık, yani ilk yapmışım diyeceksiniz. Çünkü onun bir, bir kısmını onun eski oyun yaşadım. O yüzden sabırlı olacağız. Sabır önemli. Soru yok galiba. Bekliyorum son bir. Yoksa ona göre canlıyı bitireceğim. Benim çünkü işlerim var. Dinlenirim biraz bundan sonra. Çünkü zaten yorgunum yorgunum üstüne canlıyı yaptım. Ve bu arada YouTube kanalımızın bir canlı yayın rekorunu kırdık. Tebrik ederim. Soru yok galiba. Bekliyorum. Benimki mi kilitlendi bakayım. Yok soru. İyi geceler dedi. Evet soru yok. Ya yani bugün çok geç atmayacağım. hafta çok geç atmıyorum. Çünkü şey var. Hı, biliyorsunuz uzaktan eğitim var. Gimiz <laughs> uzaktan dediğim 8.30'da başlıyor. O yüzden erken kalkmam gerekiyor. Ama alıştım uzaktan eğitime de yani. Gidiyor. Sıkıntım yok. Evet. Teşekkür ederim canlıya geldiğiniz için. Yarın bu canlıdan yapma ihtimam yüksek. Ee, yarın yapamazsam eğer bir sebebi vardır ama yapmayı düşünüyorum çünkü bu canlı güzel gitti. Hazır insanlar sevmişken sürdürmek lazım. Ben de kendimi alıştırarak, ortamı kurarak, belki odama geçerek çünkü bizimkiler de bu odada fark edebileceğiniz gibi onları her gün dışarı çıkartamam. Hani hafta bir olsa dışarı çıkartırım. Onlar işte film izliyorlar, işlerine bakıyorlar dışarı falan da. Her gün bir saat, iki saatliğinde dışarı çıkarmam çok zor. O yüzden muhtemelen Belli zamandan sonra iç odaya gideceğim. Oraya bir yapı kuracağım. Mini bir stüdyo kuracağım belki. Bilgisayar yok gerçi ama bakacağım. Ee, Java yeniden sipariş, Bunu çok kısa çıkıldım. Performans olması, low level olması, daha fazla kontrol vermesi. Aslında temel şeyler. Gel teşekkür ederim. Yani canlı 10 kişili 18 kişili bitiriyoruz. Yani biraz önce 18 kişiydi. Ben görüştüğü herkes çıktı. Ee, teşekkürler canlı bitireceğim. Yarın başka konularla muhtemelen ben bu bizim sorunu çözmüş olurum. Yani biraz daha ilgi ilginç. Belki bir ihtimal üç boyutlu konularla beraber olacağız. Işıklandırma, kamera. Yani hiç belli olmaz neler yapacağımız. Çünkü yarın da çalışacağım ben. hani öğlen sabah. O yüzden yarın saat 8'de görüşmek üzere diyorum. İzleyenlere teşekkür ederim. Tekrar izleyen varsa ve şu an tekrar izleyip bunu sonra kadar izleyen varsa da ona da ayet teşekkür ederim. Çünkü 2.5 saat falan oldu. Ona da teşekkür etmem lazım. Ee, görüşmek üzere. Nasıl biteceğimi bilemedim. Herkese iyi geceler. Ve tabii ki sağlığınıza dikkat edin.